Efendim, gönül coğrafyamızda turumuza devam ediyoruz. Yine uzak diyarlar diye bildiğimiz ama aslında kültürümüzle anılan, yani geçmişimizde ne kadar yakın olduğumuz ortaya çıkan bir coğrafyadayız. Hani Orta Asya denir, nerenin ortasıdır? İngilizce'de Central Asia denir, yani Merkezi Asya. Ama biz bugün o coğrafyadan Moğolistan'ı, Moğolları konuşacağız. Türkiye ile olan, Türklerle olan, kadim Türklerle olan hatta irtibatlarından başlayarak dil özellikleri, dilin evreleri, bu ilişkilerin evreleri neler oldu? Moğol devleti kurulduktan sonra Moğollar nasıl tekrar daha başka devletlere büründüler ve geçmiş tarihimizde bildiğimiz bu Moğolların hareketliliği Anadolu'ya kadar ulaşmaları nasıl gerçekleşti? Bütün bunları tarihi arka planıyla, diliyle, efendim anlatabildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü müddetçe, hatta biraz da dış kaynaklara da referans vererek anlatacağız efendim. Bu akşamki konumuz Moğolistan. Başlıyoruz. Efendim, bu akşam gönül coğrafyamızda Moğol tarihini konuşacağız. Dediğim gibi kültürümüzle, tarihimizle, bizi biz yapan aslında geçmişimizle olan ilintilerini, hatta bugünkü konuştuğumuz dile, davranışlarımıza, belki adetlerimize yansımalarını konuşacağız. Moğolistan'ı konuşacağız ve çok değerli iki konuğum var. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünden Profesör Doktor Mehmet Ölmez. Hocam, çok sağolunuz. Sağ olun. Gerçekten vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hocamız aynı zamanda Moğol Araştırmaları Merkezi Müdürü. Bu da aynı zamanda Türkiye'de bir ilk. Bunu da konuşacağız. Evet. Faaliyetlerinizi gerçekten merakla dinliyor olacağız. Ayrıca bir konuğumuz ta Moğolistan'dan diyeceğim ama şimdi birazdan Ganjidma Chimedor, doğru söylememiş olabilirim ama affınıza sığınırım. Ne kadar bizden olduğunu, ne kadar kültürümüze, dilimize vakıf olduğunu sizler de göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Kendisi çok teşekkür ederim. Aynı bölümden, İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünden ve aynı merkezden, değil mi hocam? Evet. Moğol Araştırmaları Merkezi'nden. Efendim, hoş geldiniz. Hoş gerçekten bulduk. Onur duyduk. Benim için çok heyecanlı bir akşam. Çünkü şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Her ikinizden de duyabilirsek. Mehmet Hocam, şimdi biraz tarihten bahsetsek hem izleyicilerimiz açısından da konumlandırmış oluruz. Moğol tarihi dediğimizde nereden başlatıyoruz? Öncelikle şunu belirtelim. Destursuz bağa girmek istemiyoruz her ikimiz de. Ganjitma hocamız da dilcidir, ben de dilciyim. Ama tarihi dönem diller çalıştığımız için belli bir düzeyde ikimiz de tarih çalıştık. Hı. Ama kesinlikle bilmediğimiz konulara girmemeye çalışıyoruz. Tarih, yazılı tarih bizlere ait. Bizlerden kalma belgeler ancak 6. yüzyılın son çeyreğinden. Hı hı. Türklerden ve Türklerle ilgili olarak, Türklerle bağlantılı olarak Moğollardan kalma birinci elden belgeler 582 yılına uzanır. Tam da bu belgeler, Türklerden kalan belgeler, Moğolların diline ait ilk belgelerdir. Bir dakika, Türklerden kalan belgeler aslında Moğol tarihini ve dilini çok yakından ilgilendirir. Bu bilinmiyordu. Ya da tarihliyor diyelim, değil mi? Yani onlara bakıp biz bir mesnet şeyinden onların dilini çok, evet. Türklerin yazdığı belgeler Moğolların dil tarihini 600 yıl önceye götüren, 700 yıl önceye götürüyor. Evet. Ne kadar güzel. 2019 yılına kadar bilinmiyordu. Daha çok yeni yani. Çok yeni. Evet, çok yeni. Bunu hemen kısaca söyleyeyim. Yükseköğretim Kurumu'nun bir dergisi vardır. Aha. Bu dergide ben ilk kez yazdım ama benden önce bu konuyla ilgili çalışan meslektaşlarımız yazmıştı. Birlikte çalıştığımız bir ekip. O ekibin yaptığı çalışmaya göre 582 yılından 1. Türk Hakanı'ndan kalan bir belge, yazıt, evet. Bugut yazıtı. Belki birazdan ona da sıra gelecek. Bugüne kadar okunamayan bir yüz içeriyordu. Hmm. O yüzü benim içinde olduğum bir ekip okudu ve onun Moğolca olduğu ortaya çıktı.
Harika. Yazdıranlar, yazanlar Türkler, Türk Hakanlığı ama kullandıkları bir tür mü olacak? Bugüne kadar bu bilinmiyordu, evet. Ya şimdi hocam, bu bence bizim şeyi de tarihsel bakışta alt üst etti. Tabii bizim için, dilciler için de alt üst oldu yani, her şey karşısında. Ama şu açıdan ben olumlu anlamda, çünkü hep işte evet. Türk tarihini falanca vesaire dış kaynak, yani bize ait olmayan kaynakları şey. Şimdi ilk defa ben, ya da benim cehaletim evet. diyelim. İlk defa bir başka ne diyelim, tarih belirleme, betimleme ya da ona evet. isnat olan belgeler Türkler tarafından. Örnek vermek gerekirse eski Türk tarihi, kök Türkler ya da gök Türkler dediğimiz Türkler için Arap seyyahlarından fazla belge yok. Ancak Uygur Hakanlığı ile birlikte başlar. Arap seyyahların kayıtları evet. Uygur seyyahlarıyla başlar. Arap seyyahlarıyla başlar. Uygur başkentine, yani Ordubalık, bugün Karabalgasını deriz. Oraya gelen seyyahların aldığı notlar. Ama Arap seyyahlarından birinci elden belge yok. Söylemek istediğim bilgilerin çoğu Türk Hakanlığı sonrası İslami kaynaklar, Arapça, Farsça veya çok öncesi Çince, Türklerden ve Moğollardan kalan en eski belge yakın zamanda çözüldü. 582'ye tarihlendi. Peki ne anlatıyor hocam? Belge değil, yazıttan bahsediyoruz evet. değil mi? Evet. Yazıtta Türk Hakanlığı'nın yaptıklarını, özellikle Mukan Kağan, Türk Hakanlığı'nın sınırlarını genişleten, büyüten Hakan, birinci Türk Hakanı. Bumin Kağan'ı biliyoruz. Aha. Bumin Kağan'ın torunu diyelim. Evet. Türk Hakanlığı'nın sınırlarını genişleten Kağan'dır. Bu yazıtlara sebep olan Bugut yazıtı, ki 300'ü Soğutça, 100'ü Brahmi yazısıyla yazılmış. Bir Hint yazısıdır. Brahmi yazısıyla yazılmış Moğolca bir belgedir. O belge sayesinde birinci yerden ilk defa Bozkır'daki Hakanlık hakkında bilgi almış oluyoruz. Bu yazının bir özelliği daha var. Evet. Türklere kadar, Türklerden evvelki ne kadar Bozkırlı kavim varsa, ne kadar atlı göçebe varsa, Çin'i tehdit eden ne kadar devlet kurulmuşsa, biz Göktürkler diyebiliyoruz ama Göktürklerden önce Türkiye'de genelde Avarlar diye kabul edilir. Evet. Ruanlar öteki azdır. Hatta İstanbul'a kadar gelmişler değil mi o, Avarlar? Batı Avarları öyle deniyor. Onlardan önce Siempiler bilinir. Siempilerden önce Tavgaçlar, onlardan önce Şiyonlu, yani Hunlar vardır. Bunların hiçbirisi bir sayfa dahi belge bırakmamıştır. İlk belge bırakan Türkler. Bu Türklerin bıraktığı ilk belge hem Moğolların diliyle, bir taraftan da eski bir İran diliyle, Soğutçadır. Soğutçadır. Bu yayınladığınız belge bu şey. Soğutçayı Japon ve Rus hocalarımız yayınladı. Moğolca belgeyi de Alman ve Fransız hocalarımız yayınladı. Ben o ekip içerisinde yer aldım. Harikasınız hocam, harikasınız. Peki Ganjitma hocam, siz bence önce biraz sizi tanıyalım isterim. Moğolistan'dan, doğru mu? Evet, Moğolistan'dan geldim. Türkiye'ye geldiniz. Eğitiminizi burada devam ettirdiniz. Evet, burada. Master mıydı yoksa lisans eğitimi miydi? Yüksek lisans, master'ımı burada yapmıştım. İstanbul Üniversitesi. Yani lisans lisans eğitiminizi memleketimde yapmıştım. Memleketinizde ne okudunuz? Ben orada eski Moğolca ve Tibetlog, yani Tibet yazı dil, klasik Tibetçe üzerine uzmanlaştım. Sonra buraya gelip master'a evet, geldim. Evet, 2012'de gelmiştim. Harika. İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarih Bölümünde yüksek lisansını yüksek yapmıştım. Yüksek lisans yaptınız. Şu anda doktoramı devam ediyorum. Doktora yapıyorsunuz. Evet, peki doktoranız ne üzerine başladınız mı, konu seçtiniz Türk, mi? Evet, seçtik aslında. Hocamla çalışıyoruz. Evet. Eski Türk dil ana bilim dalında Yeni İstanbul Üniversitesi. Başlığı ya da konu alanı en azından. Evet. Yani Türkçe Moğolca dil ilişki. Daha çok yani morfoloji veya biçim bilgileri üzerine. Harika. Dil üzerine. Alacağız. Peki siz eğitiminizi, yani genel ilk eğitimlerinizi Moğolistan'da yaptınız. Evet. Şimdi bu çok önemli bizim için. Moğol tarihi orada nasıl anlatılıyor? Moğol başlangıç itibariyle. Evet. Biz başlangıç itibariyle aynı Türkiye'deki gibi biz tarihimizi Hunlardan, yani Hunlar veya Siyanlulardan başlatarak, yani bizim ilk hanımız, yani Türkiye'de Mete diyorlar, yani Modern Şanyu o handan başlatarak öğreniyoruz. Hatta Moğolistan'da her yıl, yani Hun devletinin kuruluşunu Temmuz ayda bizim milli bayram oluyor. Milli bayramda her zaman Hun devletin kuruluşunu kutluyoruz. Hunla yani. Evet, Hunlar. Yani daha başlıyor. Sonra Tevisyan Piller ve hocanın bahsettiği gibi Tavgaçlar, Tobetler ve Ruan veya Cucan diyorlar. Moğollar ise Nirun diyorlar. Ve daha sonra Türkler ortaya çıkıyor. Daha sonra. Peki bunlar yazılı kaynaklara dayanabiliyor, yani bir isnat olabiliyor mu, dayanabiliyor mu?
Böyle bir şey var mı yoksa bir genel anlatı olarak mı? Genel anlatı. Aha, evet. Yani Çin'in kuzeyinde hüküm sürmüş devletleri. Bu devletler hakkında ancak Çin kaynaklardan bilgi alabiliyoruz. Hocanın bahsettiği gibi yani yazılı Türkçe ya da Moğolca kaynak yani bahsettiğin tarihe kadar yoktu. Yoktu hakikaten. Hı-hı, evet. Öyle. Ama o kaynağın da Türkçe olması gerçekten çok ilginç. Yani Türkçeden ziyade Türkler tarafından oluşturulmuş bir yazıt diyeceğiz, değil mi hocam? Evet, yazıt. Onları. Sizin görseller de var Mehmet Hocam, ona geleceğim ama bu arada bazı Çin kaynakları bir kayıp, yani Zhou'nun kayıp kitabından bahsediyorlar. Onlar biraz daha geriye kadar götürüyor. Neye göre götürüyor kitap? Kayıp kitap ortada yok. Ona mı isnat ediyorlar? Bilemedim ama peki buradan alırsak, şimdi yine Mehmet Hocam'a döneceğim. Hocam şimdi Hunların tarihini 580 ile başlattık ya da 6. yüzyıl diyelim, değil mi? En doğru. Sonra ne oldu peki? Yani oradan nasıl devam ederiz? Onu ben gerçekten bilmiyorum. Hunların tam tarihi ne zamana dayandırılacak? Genel Moğol tarihi gibi bakalım hocam. Yani böyle tam tarihi anlatımından ziyade genel hani dille de ilintilendirmek istiyorum da ben biraz gelmek istediğim konu o. Yani sizin alanınızda. Hunlarla ilgili bir dilcinin söyleyebileceği çok az şeyler var. Neler vardır? Hunlara ilişkin Çin kayıtlarında hangi sözcükler, hangi tabirler, hangi terimler vardır? İşte bugünkü kapıcı gibi bir kelimeyi orada bulabiliriz. 2200 yıl öncesine kadar gider. Kapakçin gibi bir kapakçin, muhafızdır, kapıyı tutar. Değil mi? Bunun gibi birkaç kelime vardır. Neler var peki o tarihlerden? Siz az programa girerken çünkü bahsettiğiniz birkaç tanesinden çok az Türk bilir dediğiniz bir karakolumuz. Ha, onları daha sonra verecektik daha sonra, ama peki, tabii verebiliriz şimdi. O da arada başlamışken söyleyelim ama Hunlardan kalan kelimeler mesela kıngrak sözcüğü vardır. Bunu kıngrak Hunların savaşta kullandığı bir tür kısa kılıç gibi diye nitelendirilir Çin kaynaklarında. Yani 2000 yıldan daha eski bu kayıt Çin yazısıyla. Bunu bugün Altay'da, Altay Türkleri arasında veya Uygurlar arasında bulabiliriz. Bu Xiongnularda yani Hunlarda ancak bu sözcükler var. Bunlar üzerinden konuşabiliriz. Her şey çözümlenebilmiş değil. Örneğin Hunlara ait bir beyit, bir mısra olduğu kaydedilir Çin kaynaklarında. Bu belli, tespit edilmiştir. Ama bunu nasıl yorumlayacağız, nasıl okuyacağız, bugünkü yazıya nasıl aktaracağız ve nasıl mana vereceğiz? 120 yıllık bir tarihi var. Bu nihayet ermiş, sona ermiş değil. 120 yıl kadar önce bunu Türkçe ile ilintilendirmişlerdi ama son 20-30 yıldır Yenisey, kaybolmuş Sibirya dilleriyle ilintilendirenler de var. Yorum çok olabilir. Ama çok önemli bu. Hocam şeyde arkada görselimiz de var. Bu ilk kitaptır. Sibirya'yı ve Sibirya'daki Türk yazıtlarını ele alan. Sibirya'daki Türk dillerini, Türk kavimlerini, Moğol dillerini, Moğolca Türkçe karşılaştırmaları yapan. Sağ tarafta kitabın yayımından 30 yıl kadar sonra yapılan tercümesi. Sol tarafta Almanca aslı. Sol tarafta 1730 Almancası basılmış. Daha üzerinden çok fazla bir süre geçmeden sağda görüyoruz 8 yıl gibi bir sürede İngilizcesi çıkmış. Bu bize şunu gösteriyor. İngilizler dolayısıyla Rusçayı, Rusya'nın doğusunu o kadar çok merak ediyor ki anlamak için çok da iyi bildikleri Almanca'yı Almanca'da bırakmayıp hemen Rusça, İngilizce'ye çeviriyorlar. Ama burada 32 Tatar ulusunun diyor bunların değil mi kelime dağarcığından Kalmıkça Mungalya'nın diline kadar her şeyi kapsayan bir kitaptan i̇şte bahsediyoruz. Ortasında yani sözlük 1730... var. İlk Moğolca Türkçe sözlükler var. Birden 20'ye kadar sayılar. Bugünkü Çuvaşlı'nın tutun Orta Asya'daki Sibirya'daki Türk dillerinden Moğolca'dan sayılar, belli sayıda kelimeler, küçük lügat diyelim. İlk defa burada geçiyor. Tabii ki o Tartar Moğol demektir. Onları kastediyoruz. Tabii Avrupa'da Tartar kelimesinin karşılığı Moğol'du. Moğol için kullanılan kelimedir. Bak bu çok önemli. Yani Tatar dediğimizde Tataristan Tatar şeyine değil. Bununla ilintili tabii. Bununla ilintili. Bunu tarihçilerimiz daha iyi bilir. Tarihçilerin iyi bildiği bir konudur. Avrupalıların dilinde yer alan eski geçmişlere dair Tartar kelimesiyle bir Moğol boyu olan Tatar kelimesi, Tatar adı birleştirilmiştir. Kaldı ki o zaman daha Tatarlar artık yoktu. Çingis Kağan'dan sonra Çingis Kağan'a düşman olan kavimlerden birisiydi boylardan. Herhalde hiç bırakmamış değil mi Çingis Kağan?
Aslında birinci sıradaki düşmanı Çingis Khan'ın. Ama bir yolla şu anki Tatar kavmine bu isim kalmış. Çok önemli. Avrupalı'nın zikrettiği Tartar ise Yecüc Mecüc gibi yer altındaki canlılar. Gok Magok gibi. Ama korktukları için beğenmedikleri bir kelimeyle birleştirmişler. Birleştirmişler. Evet. Peki ben Gancidma hocama döneceğim şimdi. Bu 6. yüzyıldan itibaren yani artık belli ki yazılı kaynaklar oluşmaya başlıyor. Bu arada dile dair de biraz bilgiler de elimize geçmiş oluyor. Ama bundan önce bir şey var. Nedir o? Dört büyük devlete bölünme var. Yani büyük Moğol İmparatorluğu mu diyeceğiz ona? Evet, büyük Moğol İmparatorluğu dört aynı coğrafyada yayılmış bulunmaktaydı. Yayılıyor. Yani Cengiz Han ve Cengiz Han ele etmiş topraklarını dört oğluna bölmüştü. Zaten bunu herkes biliyor, izleyicilerimiz biliyor. Ama bir tekrar etsek. Birincisi kimdi? Mesela hangi devlet kuruldu? Aslında bunlar eş zamanlı yani. Eş zamanlı. Eş zamanlı oluyor. Merkezi Moğolistan da yani şu anki Moğolistan coğrafya veya altın, yok Karakorum. Yani eski Büyük Moğol İmparatorluğu'nun başkentiydi. Başkent. Hala da aynı adı taşıyor. Evet. Karakorum. Karakorum'da yani Ubede Han, yani Cengiz Han kendisinden sonra Ubede Han'a tahtı devrilmişti. Arada bir not ilave edeyim. Ögedey Han bizde çok sevilmiş bu isim. Oktay diye kullandığımız isimdir. Oktay diye yanlış yorumlanıp aktarılmış ismin. Oktay oradan geliyor. Evet, Ögedey. 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 Oktay gibi DT dönüşümler neyse. 1933 sonrasına ait bir hikaye bu. 33 sonrası. Evet. Tamam. O zaman biz onu yine Oktay olarak alalım. Oktay. Evet. Ögedey Han. Ögedey Han Cengiz Han'ın üçüncü oğlu zaten. Üçüncü oğlu ve asıl başkentte olan, ana merkezde kalan kişi. Kişi. Evet. Öyle diyelim ama tarihçiler yanında böyle anlatmam çok acemice bir anlatım biz oldu. Biz genel tarihten bahsettiğimiz için. Evet. Sonra ikinci ise Çin, şu anki Çin toprağını kapsayan Yuan Devleti. Yuan Devleti 1206'da kuruluyor. Cengiz Han'ın torun, yani Cengiz Han'ın oğlu Tolu'nun oğlu olan Kubilay Han tarafından. Kubilay Han'ın kurduğu o imparatorun adı neydi? Adı Yuan Devlet. Yuan Devlet. Yani aslında bugünkü Çin'de olan devletten bahsediyoruz. Çok güzel. Bu da 1206'ya tarih. Evet. Harika. Üçüncü? Üçüncüsü biraz daha batıya gidince Cengiz Han'ın ikinci oğlu Çağatay'a payı düşen toprak veya yani Türkçe konuşan devletleri Harezm bölgesi. Orası Çağatay devleti oluyor. Daha çok İran tarafı mı diyelim? İran tarafı ise İlhan Devleti. İlhan Devleti'ne geleceğiz. Cengiz Han'ın yine torunu olan Kulago tarafından kurulmuş olan. Kuruldu. Yani İran coğrafya. Çok. Kuzeye gidersek yani batı kuzey tarafına gidersek Altın Ordu Devleti. Altın Ordu o da. Yine Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüçin'in oğlu olan yani torunu Batuhan tarafından kurulmuş olan. O da. Rusya bugün. Rusya. Yani birincisi şöyle yapalım izleyicilerimize oluşması için tekrar olacak biraz ama birincisi bugünkü Moğolistan'ın olduğu merkez, ana merkez. Ana merkez. İkincisi Çin'in aşağı olduğu tarafa doğru gidiyoruz değil mi? Daha doğrusu güney doğu oluyor. Üçüncü ülke için batıya gidiyor. Batıya doğru gidiyoruz. Yani şu anki Uzbekistan coğrafyası. Özbekistan coğrafyası. Özbekistan daha sonra dördüncü olarak da yani Altın Ordu Devleti içinde Rusya'ya gidiyoruz. Evet. Değil mi? Buraya yayılmış bir imparatorluktan bahsediyor. Evet. Büyük bir imparatorluk. Ama bu imparatorluk, evet hocam size de bu soru Anadolu'ya kadar geliyor değil mi? Evet. Evet. O nasıl oldu? Anadolu'yu denetleyenler işte İlhanlılar. Tabii. Moğol tarihçisi arkadaşlarımızın ve Türkiye'de Moğol tarihi çalışan hocalarımızın vurguladığı bir konu vardır. Şu anki gündemde olan televizyon dizilerinde olduğu gibi değil. Moğollar yapıcı insanlarda. Moğol devleti burada hanlar veya benzer kurumlar, kuruluşlar kurmuştur. Mesela Kırşehir'de bugün var. Hala. Tabii. Arapça ve Moğolca vakfiyesi bile var bunun. Arapça ve Moğolca bu vakfiye burada İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde kayıtlı, saklıdır. Harika. O Moğolca vakfiye Uygur yazısıyla yazılmıştır. Arapça vakfiye vardır ve bunlar günümüzden çok önce araştırıldı. Ahmet Temir tarafından çevrildi, yayımlandı.
Yani Moğollar sadece savaşçı bir millet değil, yapıcı, kurucu millet. Savaş ise başka bir konu. Ama imaj evet. Ben yani acizane daha böyle daha çok hep şeyle istila. Yani değil mi bir kırıcılık üzerinden gidiyor ve bunu da hocam hiç unutmuyorum. Londra'da da yanılmıyorsam katıldığım bir konferansta bir tarihçi hocamız şey dedi ki bir sefere gidiyorsanız yanınızda tarihçi götürmek çok önemlidir. Evet. Moğolların kaybı yanlarında tarihçilerin olmamasıdır demişti. Hiç unutmuyorum. Yani çünkü o gördüğünü yazan birileri olmayınca sizin yerinize başkaları yazıyor dedi. Tarihi. Bilmiyorum ne kadar. Dolayısıyla o bu negatif algı belki oradan mı? Genel... Ama bu hangi Moğol? Birkaç tane Moğol devleti vardı. O şimdi kastedilen yıkıcılığıyla ilintilendirilen evet. Moğol hareketliliği diye. Yani. Şunu söylemek istedim. Batuhan mesela her zaman yanında rahipler, çevirmenler, hocalar bulunduran birisi. Yanında Uygur rahip de var, Süryani rahip de var. Tabii. Yabancı bilim adamlarından sonuna kadar yararlanmış Moğollar. Hocamız daha iyi açıklayacak. Ben de hocamızdan öğrendim. Kubilay Han bütün yabancı bilim adamlarından, İranlı, Müslüman, Fars bilim adamlarından çok yararlanmışlar. Hocamız daha iyi açıklayabilir bu konuyu. Biraz evet. O zaman onlardan yani, bahsedelim. Mesela Tibet rahip olan Pakpa, yani Pakpa adlı bir rahibi, yani devletin baş hocası olarak ilan ediyor. Yani ille kendi şeyinden olması gerekmiyor. Hiç önemli değil. Son derece demokratik bu anlamda. Evet, tabii ki. Peki başka nereden gelmiş? Tespit edebildiniz mi hocam? Cengiz Han döneminde de yani Cengiz Han da aynı şekilde her zaman akıllı millet yani asıl irkine bakmadan... Şey yapabiliyor. Yani birlikte çalışabiliyor. Evet, Çançun Bomba'nın şeyi var mesela. Onu yanına getiriyor, ona akıl danışmanlık ediyor. Ediyor. Ben bu Paspa denince hemen bunu tanıtayım. Paspa yazısını dilci olduğumuz için hep buraya beni çevireceğiz. Kubilay Han çok akıllıca düşünmüş. Benim imparatorluğum içerisinde birkaç tane büyük dil var. Öyle bir yazı olsun ki Çin yazısı sadece Çince uygun. Tabii. Çinli de yazabilsin. Uygur da yazabilsin yani Türkleri düşünmüş. Moğol da yazabilsin. Bugün alfabe Tibetli karakterlerinden bahsediyoruz. Evet. Öyle bir alfabe olsun demiş. Evet. Tibetli rahipten bunu rica etmiş. Ve o rahip paspa. Bizim Türkçemizde kare, dörtgen yazı türünü türetmiş. Çünkü kare şeklinde. Ama bu yazıyla daha çok Moğolca yazılmış. Bu yazıdan bizi ilgilenen konu bir sayfa İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Müzesi'nde kayıtlı bir yarlık bu aslında. Yarlığın bir tarafı böyle eski Uygur yazısıyla Çağatayca'dır. Bir tarafı ise bu kare yazıyladır. Bu İstanbul'da saklı bize miras kalmış. Bunu da iki defa yayınlandı. Çok yıllar önce Osman Nedim Hoca yarlığı yayınlamıştı. Boston diye bir hoca da Paspa'yı yayınlamıştı. Yakın zamanda da biz yayınladık. Hocam şöyle bir tutsanız en azından kitap. Paspa denen şey bu. Bu Türkiye'de yeni çıkan Türkçe versiyonu bunları bütün paspaları ele alan bir kitaptır bu. Ama siz diyorsunuz ki hocam bunun bir nüshası bizde. Bir varak. Bütün paspa belgelerinden bir varak bizde ama önemli. Ama çok önemli. Abi onu diyorum yani bu böyle pek hani her zaman karşılaşılan bir durum değil. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler. Nadir Eserler. Bizim için çok önemli. Tabii harika. Ve bu yılda bunun da içinde yer aldığı bir kitabı iki dilli Türkçe İngilizce olarak çıkarttık. Tercüme ettik biz. Çok güzel. Peki şeye ne dersiniz? Şimdi ben hep böyle tarihten geliyorum. Çünkü asıl dile geleceğim ama o dili de az önce bahsettiğiniz yani tarihsel gelişmeler neticesinde ya da esnasında ortaya çıkıyor. Alfabe ortaya çıkıyor değil mi? Bir gereklilik olarak herkes ayrı ayrı bir şey yazacağına ortak bir alfabe olsun. Alfabe olsun değil mi? Herkesin rahatlıkla kullanabileceği. O da bir maharet işi. Yani herkesin ses, anlatış biçimleri çok farklı ama asıl bu işin galiba bakacak, öğreneceksek Moğolların gizli tarihinde. Evet. Değil mi? Bu kitap hakkında neler söyleyebiliriz? Hocamız anlatsa daha iyi. Evet. Moğolların gizli tarih yani Moğol edebiyatı, Moğol dil ve Moğol tarih açısından çok önemli bir kaynaktır. Elimizde olan bu nusha, elimizde var. Min dönemine ait yani 14. yüzyıldan kalma Çin harfiyle yazılmış olan Moğolca. Yanında Çince tercümesiyle yazılmış olan bu nusha elimizde. Evet. Bu peki yazılı kaynaklara dayalı olarak Moğol tarihini hakikaten yani aktarması en önemli, bakımından en önemli kitap. Kaynaktır. Daha çok Cengiz Han'ın soyunun tarihini yazıyor. Cengiz Han'ın ortaya çıkış, küçüklüğü.
ve ortaya Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kuruluş ve Ögüt Han'ın ölümüne kadar içeriyor. Ve bu da Türk Tarih Kurumu tarafından basıldı. Evet, basılmış 1948'de mi? Evet, 40'ların sonu. Aha, 40'ların sonunda ilk çevrildi. Ahmet Demir tarafından. Evet. Peki bu bizi hocam şeye getiriyor biraz da yani benim çok merak ettiğim bir alan. Moğolca çalışmalarının ya da Moğol çalışmaları diyelim ona, Türkiye'deki serüveni nasıl? Elazığ'daki yani kitapla siz... bağlantılı hocam, onu anlatacağım. O zaman biraz oradan şey yapabilir miyiz? Türkiye'de akademik anlamda Moğolca çalışmaları Moğolların gizli tarihini de çeviren Ahmet Demir hocamız tarafından başlatılmış. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili bölümünün bir parçası Ankara. Olarak devam etmiş Ankara'da. Hocanın vefatından sonra lisansta bu ders pek verilmedi. Doğrudan lisans öğrencilerine Moğolca'nın tekrar verildiği ders olarak konduğu bölüm bizim bölümümüz. İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü. Ne zaman başladı hocam? İki yıldır Moğolca dersleri yani başladı. Bir epey ara verilmiş gibi oldu. İki yıl oldu. Yüz yüze başlandı. Bir de o var. Yok, benim kastettiğim yani dil tarih coğrafyada bu dersin duruşundan itibaren, yani bırakılışından itibaren değil mi? Bir 50 sene mi? Yani bayağı ciddi bir... 80'li yıllarda hoca emekli olmuştu, 80'lerin başında. 80'lerden itibaren. Ankara'da Hacettepe'de de çalışmalar oldu ama lisansta öğrencilere ders olarak konmadı. Bir Moğol Araştırmaları Merkezi oldu ama bir merkez olarak Hacettepe Türkiyat içerisinde kuruldu. Evet. Yine Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde farklı farklı hocalarımız kendi imkanlarıyla Moğolistan Moğolca çalışmaları yaptı. Merkez olarak ilk kez dil de içeren lisansa yönelik İstanbul'da kuruldu. Unutmadan söylemek istediğim bir konu vardı sizin söylediğinizle bağlantılı olarak. Çingiz Kağan'ın ve Moğol hükümdarlarının Uygur müşavirleri var. Bu isimle yayınlanmıştı. Bahattin Ögel Hoca tam 60 yıl önce. Evet. Tam 60 yıl önce Çingiz Kağan'ın ve onun imparatorluğunda danışmanlık yapan Uygurların bütün silsilesini ele alan, tarihini ele alan Sino-Türkika, yanlış hatırlamıyorsam buna benzer bir isimle Tayvan'da bir kitap yayınlamıştı. Sonra Türkiye'de tıpkı basımı yapıldı ama bulamıyorum kitabı Türkiye'de. Ben Tayvan'da yapılan baskısını kullanmıştım. Demek ki Moğollar Uygurlardan da çok faydalanmış. En başta bugüne kadar süren o ünlü Moğol yazısı Uygurlardan alınmıştır. Yani kültürel tabii. etkileşimi doğrudan, görüyorsunuz yani. Doğrudan Uygurlardan, Uygur bir rahipten öğrenilmiştir bu. 800 yıllık bir tarihi var ve bu yazı bugüne kadar Çin'de devam etmiş. 1930'larda Sovyet Rusya onu durdurmuş, Kiril yazısına geçmelerini emretmiş. Önce Latin, sonra Kiril. Çin'de ise bugüne kadar devam ediyor. Çin'in o ünlü Yuan'ın üzerinde görebilirsiniz. Yuan'ın üzerine bakarsanız Çince yazının yanında Uygur harfleriyle Çağdaş Uygurca, bizim bugünkü Uygurcamız. Hemen onun yanında eski Uygur yazısıyla Moğolca, Tibet yazısı ve Latin harfleriyle de diğer azınlıkları temsil eden o paranın karşılığı yazılıdır. Yani bu yazı, bu yazı Uygurların yazısı, Moğollar sayesinde, Moğollar aracılığıyla bugün birincisi Uygur özerk bölgesinde orada yaşayan Moğollar var, Şincan'da birkaç yüz bindir. Torgut Moğollar başta olmak üzere onlar var. Öte taraftan iç Moğolistan bölgesinde, Çin'de özerk bir bölge. Tam sayıyı bilmiyoruz ama milyonun çok üzerinde elbette. Yakın zamana kadar okul ve üniversite dili olarak kullanılıyordu, alfabe kullanılıyordu. Şimdi biraz akademik düzeyde kaldı bir yıldan beri. Ama sonuçta eski Uygur yazısını yaşattı. Yazıyı yaşattığı gibi de dili de bir ölçüde yaşattı. Nasıl bizde bugün bazı Moğolca sözcükler yaşıyorsa, kullanılıyorsa, bizim Türkçemizde 10 iken Azerbaycan'da 100, Kazakistan'da bu 1000'dir. Sayı doğuya gittikçe atar. Moğollarda da aynı şekilde. Bizim Türkçemize ait değil ama eski Uygur Türkçesine, Uygurlara ait çok sayıda sözcük vardır. O zaman etkileşim yani, karşılıklı. Gerçekten karşılıklı. Evet. Karşılıklı. Döneme göre bunun yönü değişmiş. Etkileşim yönü değişmiş. Tabii. Peki şimdi bu Moğolca çalışmaları siz de oradasınız. Biraz günümüzden de geriye gideceğiz. Buraya gelen öğrenciler çok seçerek geliyor olmalılar. Yani Bu bir anlamda da teşvik edici bir şey. Sizin yani çünkü çok yeni. Baksanız hele bir de araya şey de girince pandemi de girince insan şey de olamıyor ama
Bu çalışmalar daha çok hangi eksende, hangi minvalde devam ediyor? Yani sormak istediğim şey, hı hı, dil mi, edebiyat mı, günümüz Moğolistan'ı mı? Yani insan aslında Türkler ve Moğollar şu anki Türkiye ve Moğolistan birbirlerini çok iyi tanımıyorlar. Bir de ona... Türkçe'ye en yakındır Moğolca diye herkes bilerek bunu aynı dil grubundan diye biraz beklentiye bağlı. Öğrenciler mesela çok, bazı öğrenciler yani bir nasılsa Türk dil gibi bakarak çok kolay olduğunu sanıyorlar. Tabii. Evet ama yani bambaşka bir dil. Ama galiba değil. Ben hiç bilmediğim için Moğolca değil mi? Fark edilir yani biraz beklentiye bağlı. Farklı bir beklenti. Hı hı. Peki o zaman hocam şimdi az önce hocamıza söyledim. Bu Moğolistan'ın Moğol Devleti İmparatorluğu'nun, hı hı, dörde bölünmesi denebilir. Hı hı. Değil mi? Farklı bölgede coğrafya yayılıyor. Ve buradaki farklı kültürlerle daimi etkileşim halinde. Ve bunun içinde örneğin az önce söylediğiniz gibi ortak bir alfabe üretilerek, oluşturularak, hı hı, bir yazı ortaya konuyor. Evet. Ama konuşulan diller ve lehçeler farklı. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi sayısını biraz sormak şey olabilir. Çekiniyorum o konuda yani ne kadar vardı neydi ama bence düzinelerce olmalı diye düşünüyorum. Yani bu kadar çok farklı grubun bir araya şey yapması, anlaşabilmesi biraz mucize gibi bir şeye benziyor belki de. Ne dersiniz? Yoksa ortak bir şey mi vardı? Anlaşma dili mi vardı? Nasıldı? Geniş bir coğrafya çünkü. Moğol, evet, İmparatorluğundaki ordudaki askerlerin de önemli bir bölümünü Türk dilli askerler. Evet. Ha, bir de çoğunluk bunlar. Elbette bunu konu tarihe geçmiş oluyor. Tarihçi hocalarımız daha iyi, ha, net rakamlar verirler. Hı hı. Bir liste yok elimizde. Ama dil ve lehçe üzerinden, evet, size konu alın. Bugün askeri terimlerden bahsedecek olursak cebecideki cebe Moğolcadan bizim dilimize geçmiş bir kelimedir. Oku içine koyduğumuz sadak Moğolcadan geçmiş bir kelimedir. Cebe ne demek Moğolca'da? Var cebe, mıydı? Farklı bir anlamda. Bakıranda mıydı? Evet. Ve şey, ok anlamında ok var. Ok uçu. Askeri terim olarak başka aklıma gelebilen neler var? Bu sadak gelmişti ki ok ve sadak bir arada hiç unutulmaması. O zaman o kültürle, evet, karakoldan olan bahsetmiştim. Siz şimdi onu söylediniz. Evet. Bir defa karakol, eski dönemde karakol diye yazılmıyor. Heh. Bu bizim 1928'deki imlamıza dayanıyor. Eğer hakiki Osmanlıca'ya bakacak olsaydık, heh, ya karagul görecektik ya karavul görürdük. Böyle bir şey ortaya çıkardı. Zaten Türkçe'de o olmazdı ikinci yazı. Değil mi? Bu, heh, gözetlemek, bakmak, görmek anlamındaki karamak fiiliyle alakalıdır. Hmm. Gul da bir ektir. Karagul da Moğol İmparatorluğu'nda belirli noktalarda kurulmuş, heh, istasyonlar yani karakollardır. Gözetleme kuleleridir. Evet, hı hı, evet. Ama yine emniyet açısından emniyet kurulmuş. Emniyet açısından, yani, evet. Yani oradan karakola halbuki... Ama gözetlemekle alakalı. Siz hatta bir kontrol kara eder olmasın deyip başka öneri de var demiştiniz değil mi? Bundan yıllar önce karakolun adını pembe kola çevireceğiz demişlerdi Türkiye'de. Kara, siyah renk adıyla bağdaştırdım. Halbuki renk adıyla bir alakası yok. Değil mi? İki ayrı köken söz. Ama bizim mesela kolluk kuvvetlerimiz var. Evet. Yani belki de aynı kökü gol ya da kol köküne. Ben de bunu karakullukçu, karakollukçu Osmanlıca terim, tabii, sözlüklerinde bilirsiniz o üç ciltlik ünlü, evet, Osmanlıca sözlüğümüz vardır. Osmanlı'da tarih terimleri sözlüğü Pakalan. Orada görmüştüm. Tarihçi hocalarımıza sormuştum. Araştırıp döneceklerini söylemişti. Osmanlı tarihçisi yazdı. Burası, ha, karakulluk mu, karakolluk mu olacak diye. Ha. Ben de aynı şeyi merak etmiştim. Çünkü bunun cevabını tarihçi verebilir. Ha, yani dille alakalı ya, morfolojik bir şey değil. Ama tarihçilerin fazla acelesi yok hocam biliyorsunuz. Yani biz yüzyılları içine alan, doğru, evrelerle şey yaptığımızdan dolayı bir gün, evet, yanıp inşallah gecikmeden gelir. Sizin o dil ve lehçeler konusundaki görüşünüz nedir? Yani bu geniş coğrafyada çok, evet, farklı... Türkler ve Moğollar her zaman iç içeydi zaten. Ve Büyük Moğol İmparatorluk döneminde yani Uygurların çok büyük bir görev vardı. Yani akıl danışmanları, vezirleri hep, evet, Uygurlardı. O yüzden zaten o kadar etkilendi ki alfabeyi Uygurlardan almış oluyoruz. Başarılı oldu mu bu alfabe? Çok başarılı oldu yani. Bugüne yani, kadar kullanıldığına göre yani, değil mi? Moğol diline en uygun bir... yapılmış olan bir yazıdır bu. Ama hangi dün, tam ne zaman Uygurlardan aldığını, hı, ve hangi lehçe üzerine bu yazı dilini oluşturduğunu daha bilinmiyor. Yani Moğolların doğu lehçe üzerine alındığını ileri sürüyorlar ama tam net bir şey söyleyemiyoruz. Bir de
O var yani değil mi? O zaman bir genel daha çözülmemiş, ulaşılması gereken yazılı kaynak alanı pek epey geniş gibi gözüküyor. Evet. Yani değil mi? Özellikle daha dil çok açısından. Çok bozulmuşsa tabii ki iyi olur. Yani tam tesis edebilmek için bunları. Peki o zaman ben şöyle soracağım. Türklerle Moğolların etkileşimi nasıldı? Türklerle Moğolların... Yani bir dil açısından sizin çünkü hangisinden başlayalım hocam? Tam burada. Elinize aldığınız kitap. Burada. Oradan başlayabiliriz. O kitap 1962 olacak galiba. Tam bir bakayım. 62. Evet. 62'de. Sir Gerard Clauson hazırladığı bir kitaptı. Turkish and Mongolian Studies isimli kitaptır. Birkaç bölümü vardır. Türklerle Moğolların ilişkilerini her anlamda ele alan kitap bu. Dil, tarih ve kültür. Aha. Çünkü Moğollar Türklerden neyi almış, neye ihtiyaç duymuş, niçin ihtiyaç duymuş? Bu kültürel konu. Tabii. Ve bunu hazırlayan Sir Gerard Clauson çok yönlü olarak konuya el atmış. Ona göre bugünkü Moğolistan'ın kuzeydoğusunda yaşarmış Moğollar. Türkler Moğolistan'ın ortasında ve batısında iken. Bugünkü Moğolistan. Evet. Bugünkü Ulan Bator Türklerin önemli merkezlerinden birisi olmalı ki orası. Ünlü Tunyukuk yazıtı. Türkiye'de Tunyukuk diyebilir. Tunyukuk yazıtı. Şu anki Ulan Bator'un bir saatlik mesafesinde. Hem de doğusundadır. Biraz güneydoğu, hafif güneydoğu. Hatta Kazakların yaşadığı, orada küçük bir Kazak kasabası var, Ulan Bator'a yakın. O kasabaya yakın bir yerdedir Tunyukuk. Demek ki oradan başlayıp batıya ve güneye kadar ve kuzeye kadar hep Türklere aitmiş. Moğollar kuzey doğusundaymış. Kitabı hazırlayan Sir Gerard Clauson'a göre Moğollar esas olarak o dönem avcı, çoğunlukla da orman kabilesiymiş. Fazla astronomiyle, hayvancılıkla, ev hayvanlarıyla meşgul değilmiş. Dolayısıyla astronomiye ait terimleri, ev hayvancılığına ait terimleri Türklerden ödünç demişler. İşin kültürel boyutu elimizdeki kelimelerle bunu ortaya koyuyor. Birkaç göçebe Türkler ve daha doğrusu yarı göçebe hayvancılıkla ilgilenen Türkler ve Moğollar için önemli kelimeleri sayabilirim. Deve kelimesi, bu bizim için bugün deve ama Moğolcası temegen, klasik Moğolcası ya da teme. Bizim deve kelimesinin farklılaşmış şekli, deveden gelir. Neydi? Ya da koyun kelimesi Moğolca honin mi? Bugün tam konin. Konin. Çağdaş Türkçe'de. Moğolca yani, honin. Evcil ev hayvanları. Deve en önemli evcil hayvanlarından. Tabii. Koyun, tavuk, takıgudur Türkçesi. Moğolcası takiya, oradandır. Kuzu kelimesi. Kuzu kelimesi hurya ya da kuryan. Bu da Türkçeden bu ses değişimleri bilinir. Bir kelime daha var. Öküz var. Öküz kelimesi. Öküz, at bunların hepsi Türkçeden. Evet. Hep Türkçeden. Hepsi Türkçeden. Bu şunu gösterir diyor. Moğollar bunları Türklerden öğrendi, aldı. Ama çok eski, en az 1500 yıllık bir tarihi var diyor ses değeri olarak. Tabii. Kendi adaptasyon olarak. Şeyi var değil mi? Değişiyor. Dolayısıyla ilk önce kelime veren kültür taşıyıcısı olan Türkler de diyor hocamız. Çok güzel. Askeri yönden Çingiz Kağan'la birlikte 1200 yılından sonra iş belli bir süre tersine dönüyor. Biraz önce saydığım işte Cebe'ydi, Karakol'du, Sadak'tı. Hatta bugünkü Türkçemizden örnekler verelim. Kayseri nesiyle meşhurdur? Mantısıyla. Ama niçin mantı Kayseri'de de bu mantı İzmir'de yok, Trakya'da yok. Çünkü Moğol ordusunun en önemli karargahlarından birisi Kayseri ve mantı bugün Moğolistan'ın en ünlü yemeklerinden. Ne aynı isimde mi? Manta. Manta. Tam mantı yani Moğolca'da da boz mantı. Şekil var. Tabii Çince'den. Şekilleri aynı değil. Köken Çince, kökeni evet, Çince. Ama o Çince kelime Kayseri'ye buraya Moğollar aracıyla gelmiştir. Geliyor değil mi? Evet. Ya da hava bugün serin dediğimizdeki serin sözcüğü Moğolca bir kelimedir. Biz bilmiyorduk gündelikte. Şölen var dediğimizdeki sözcük. Serin yine aynı manada mı? Aynı söyleyişte. Evet, serin, soğuk anlamında. Evet, çok güzel. Ama söyleyişin yakın olup anlamı değişenler de var. Şölen biraz çorba değil mi? Çorba, şülün şeklinde. Buna benzer çok sayıda. Gözlerin kara diyor musunuz? Yani kullanıyor musunuz onu? Kara renk olarak mı? Renk olarak tabii ki. Kullanılıyor kara. Ak kullanılıyor mu?
Yok, ak, ben beyazın hakkı ak, gibi yok, ama çağan. Türkçesi var. Çağan. Çağan var. Aha. Çağan çege kök var. Yani. Ama Türkçe renk demiş. Adlarının büyük çoğunluğu Türkçeden. Veya Boğaz ortak bir kökten. Evet. Kara. Evet. Ak sormuşsunuz siz ama akı geçelim, maviye geçelim. Mavinin Türkçesi köktür. Kök tengri yani mavi gök. Kök. Yani. Kök mavidir. Evet. Kök aynı zamanda mavi. Tengri de biliyoruz. Kök tengri mavi gök. Mavi gök. Moğolcası höhtenger. Tam telaffuzunu bilmiyorum hocamız daha iyi söyledi. Çağdaş Moğolca'da höhtenger. Höhtenger. Eski Moğolca'da yani tabii köktür, tengri. De tengri. Peki o zaman şöyle soracağım ben biraz erteleyeyim diye düşünüyordum ama çağdaş Moğolca'da bahseder misiniz biraz? Yani ne zaman değişti? Ne zaman ya da hangi türüne çağdaş diyoruz? Öncesine ne diyoruz? Güzel bir soru. Yani her dilin bir tarihi vardır zaten. Yani genel tarihimizi aynı Türkçe gibi dörtte bölebiliyoruz. Yani çok eski veya proto Moğolca, sonra eski Moğolca, orta Moğolca. Yani bunların belli tarihleri var Moğolca, tabii ki. Orta, evet. Ve çağdaş Moğolca, yani modern Moğolca'yı 17. yüzyıldan başlatıyor. Araştırıcılar, dilciler. 17. yüzyıl. Tamam. Ve hatta Moğol, klasik Moğol dilinin oluşumu sürecini de o tarihten başlatıyor. Evet, günümüzdeki çağdaş Moğolca, şu anki Moğolistan'da konuşulan dil, Moğolların çoğunda olan Halha boyunun lehçesi üzerine kurulmuş olan bir dildir. Bu devlet dili olarak... Aha, değil de Moğolistan'da sadece resmi dil Moğolcadır, başka bir dil yoktur. Ha, ve bu da çağdaş Moğolca diye aha, çağda Moğolca bilinir ve bu da bir köyden lehçe üzerinden gelir. Yani şu anki Moğolistan toplumunun %80'inin konuşulan lehçesi üzerinde kurulur. Aha. Hani İstanbul lehçesi gibi oradaki çoğunluğunun üzerinde. O da konuşur. Alfabede değişiklik var mı? Evet, alfabede değişiklik var. Moğollar tarih boyunca aynı Türkler gibi 10 küsur alfabe dinlemişler. 10 küsur? Evet, yani başta olmak üzere Brahmi'den başka. Vazgeçilmiyor yani denemekten. Evet, dinlemek. Devam. Harika, gayet iyi. Evet, ilk başta Brahmi yazı kullanmış, Tibet. Yani bu kare yazımız zaten Tibet alfabe üzerine kurulmuş bir yazı. Ve bu zaman zaman 1930'larda değişti. Ve klasik Moğolca var, Uygur harfli o Moğolca zaten her zaman vardı. Onun dışında 20. yüzyılda yakın zamanımıza gelince iki alfabe denedik. Birincisi Latin alfabe, Latin alfabeyi ne yazık ki çok uzun kullanamadık. Yani 1,5 aydır kullanmaya çabalamışlar. 1,5 ay? Evet, daha sonra kirliliğe döndü. Bu 1941. 41'de oluyor. Ya yani bayağı oluyor. Latince de yani ABC bugün kullandığımız gibi evet, bizim Osmanlı 1928'de sonra. Latinceye dönmemiz gibi. Aynen bir öyle oldu. Latine dönüyor ama belli ki Kiril baskısı daha fazla. 41'den bugüne kadar Kiril alfabe kullanıyoruz. Peki. Yani Rus kutlu Kiril alfabe. Tabii. Tamamen Rus harfleri üzerinden o sesi ekleyerek 35 harften oluşan bir alfabe. 35 harf var. Peki sesleri karşılıyor böylece 35 evet. Olunca. Peki ikinci dil Rusça mıdır örneğin? Yani ne denebilir? Resmi olarak ya resmi dil sadece Moğolca orada. Tabii. Tabii ki bunun dışında yani gündeme gelirsek İngilizce çok önemli. Onun dışında Japonca ve Korece bilenlerin sayısı oldukça yüksek. Aha. Son zamanlarda Çince bilenlerin sayısı da yükseldi. Ne yazık ki Rusça bilenlerin sayısı bayağı azaldı. Azaldı. Ben Japonca ve Kore'nin ekonomik olarak öyle bir boyut şey okumuştum yani bir makalede. Japonca'yı o yüzden bayağı bilen olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Evet, ben doğru. Şeyim olmadı. Hem coğrafya olarak ve hem ekonomi boyutu var, kültür boyutu var. Değil mi? Evet. Moğolistan'da Japonların bayağı bir yatırım var. Ve kültür etkileşim çoktur. O da var. Korelilerin de var. Korelilerin de öyle. K-pop'tan falan mı geliyor? K-pop yani drama bu şeyler de var. Onun dışında bayağı bir kültür etkileşim var. Epey var kültür. Epey var. Peki. Mehmet Hocam şimdi biraz ben böyle geriye gidiş dönüşlerle sağlamaya çalışıyorum. Bir de bu dil etkileşiminin eski dönem Türk-Moğol ilişkileri üzerinden var. Ben yine Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkmış güzel bir kitap burada. Bu etkileşim nedir? Bu etkileşim... Yani şimdi şeyi anladık. O çok güzeldi. Bence daha çok ormanlık bölgede göçebe ve yarı göçebe olarak yaşayan bu halklar
Aşina olmadıkları herhalde uygun olmaz öyle bir şey söylemem evet. Ama yani örneğin pek günlük hayatlarında olmayan kelimeleri Türklerden aldıklarını örnekledik. Değil evet. mi? Ama bunun başka örnekleri de var anladığım kadarıyla. Bir eski dil şeyimiz evet. var. Nedir o? Moğol dil ilişkilerinde nasıl bir etkileşim var? Tamam. Etkileşim. En eski Türk yazıtlarından başlayabilirim. Bizim genel düşüncemiz, bizde kastettim dilcilerin düşüncesi. Evet. Çingis Kağan büyük bir güç olarak ortaya çıkana kadar Moğolcanın Türkçe'ye pek bir etkisi yoktu. Etkileyici dil Türkçeydi. Evet. Ve çok eski dönemde Türkçe, Moğolca'ya çok sayıda kelime verdi. Böyle düşünürdük. İki ayrı görüş vardır bu arada, bunu da vurgulayayım. Türkiye'de çok duyduğumuz bir adlandırma. Türkçe, Moğolca, Mançı, Tunguzca bunlar kardeş dildir. Bunlar Altay dillerine gider. Hatta daha da bir üst grubu vardır. Ural Altay dilleri vardır. Macarca, Türkçe, Fince bunlar. Elbette ki bu 100 yıl önceki eski bilgidir. Çünkü araştırmaların ilk başladığı emekleme döneminde tanımadığı için akademisyenler, Avrupalı akademisyenler tanımadıkları bu yabancı dillerin hepsini bir torbaya doldurmuşlar. Bir grupta yer almışlar. Sonra zamanla Ural diye adlarını verdi, adlandırdıkları Macar, Fin-Ugor ve başka Sibirya'daki akdaba diller, Hanti dili vardır bugün konuşuluyor. Onları ayırmışlar. Evet. Sıra Türkçe, Moğolca, Mançı, Tunguzca'ya gelmiş. 1900 yıllarının başından itibaren önce Macar hocalar bu konuda çalışmışlar. Akraba olduğunu söylemişler. Bu konuda çok iyi çalışmalar yapmışlar. Zaman içerisinde ilk önce Macarlar buna karşı çıkmaya başlamış. Evet. Ayrıntılar ortaya çıkmaya başlayınca bunun bir akrabalıktan ziyade tıpkı bizim Farsçadan kelime aldığımız gibi. Fransızca ödünç alınıyor. Tabii. Bugün bizdeki Farsça kelimeyi sayısını tam bilmiyorum. Tabii. Çünkü bu sözlüğe bağlıdır. Evet. Ama binlerle ifade edebiliriz. Tabii. Fransızca kelimeler de binlerle ifade edilebilir. Dolayısıyla kelime alışverişi akrabalık göstergesi değildir. Tabii. Moğolca ile Türkçenin de akraba olmadığı ama birisinin ötekisine kelime verdiği iddia edilmiş. Bir görüşe göre Türkçe vermiş, bir görüşe göre de Moğolca vermiş. Sonuç, Altay dilleri teorisinden, kuramından çoktan vazgeçilmiş. Türkiye'de ama bu hala biraz daha sürüyor. Bundan vazgeçilme sebebi yabancılarca o dilleri birinci elden tanıyan insanların ortaya çıkması. Yani sadece Türkçe çalışmamış, oturmuş Moğolca'yı da çalışmış bu konuyla ilgili. Evet. Mançuca'yı da çalışmışlar. Mançuca Moğollardan sonra Çin'i yöneten kavim. İşte, onların dilinde ele almışlar. Evet. Ama Mançuların da şöyle bir yönü var. Eski Uygur yazısı, Uygurlara ait yazı Mançularca Moğollardan alınmış. Çin'de çok ünlü bir saray vardır. Belki duymuşsunuzdur, Pekin'de Yasak Şehir diye bilinir. Evet. Gugong, Mançu Hanedanı'nın sarayıdır. O sarayda herhangi bir kapıdan geçecek olursanız bir tane Çince adı vardır o kapının. Ki bir sürü kapı var iç içe. Bir tane de eski Uygur yazısıyla Mançuca vardır. Yani eski Uygur yazısı bir yolla 1911'e kadar Çin'de de devam etti. Resmi bir dil olarak devam etti. Ve eski Uygurca kelimeleri Moğolca aracılığıyla Türkçe kelimeleri Mançular da yaşattı. Mançuca da sürdü. Tabii. Sizin dediğiniz konuya biraz daha önceye döneyim. 1200 yılına kadar aslında Türkçe'de az sayıda da olsa Moğolca kelime varmış. Ama bir elin parmaklarını geçmiyor bu kelimeler. Evet. Bir bugün unuttuk ama Es-Türk yazıtlarına ait bölgelerde resimler çıkınca göreceğiz. Tunukluk yazıtının önünde sıralı 200'den 250'ye yakın taş vardır. O taşlara yazıtlarda balbal adı verilir. O balbal kelimesi Moğolcadan alınma bir kelimedir. Bu yazıtlardan biri. Yani bu yazıt dediğimizde bu ise az evvel değindiğimiz Strahlenberg'in kitabında çizdiği resimler. Es-Türk runik yazısını ilk defa bu kitapta görürüz. Bilmiyorlarmış, tanımıyorlarmış. 1730'da yazmışlar ama hiç kimse araştırmamış, merak etmemiş. 1899 ve 1892'ye kadar. 1892'den sonra çözülmüş. Ama o ana kadar 1730'lardan o ana kadar bu kitapta saklı kalmış Es-Türk yazısı. Ve bu taş bugün Rusya'da Minusinsk, telaffuzu zordur, müzesinde görülebilir. Peki ben hep merak etmişimdir. Yani bunlar kültürel referans olarak, dile referans olarak, az önce hocamın da anlattığı gibi bu soruyu size soracağım. Çok kıymetliler. Ama sıradan biri de, yani benim gibi birisi baktığı zaman bu taş niçin yapılmış? Yani
efendim Mehmet hocam gibi dilciler ileride bunu çözsünler ya da Alman filologlar falan diye değil herhalde, değil mi? Anladım. Eski yani, Türk yazıtları bu, bu yazıt yani örneğin bu niye var? Yani bu bir örneğin demek istedim. Bir anıt mezar mıdır? Bir mezar taşı mıdır? Bir yol yani nedir? Yoksa bir sadece bir heykel midir? Hani Sibirya'da bulunan taşlar mezar yazıtları. Ölen kişinin kimliğini anlatan. Çok kısadır, evet. Birkaç satırdır. Çok güzel. Bu nedir peki? Bu da devam hem bir taş baba adı veriliyor bu tür insan suretli taşlara. Yine benzer şekilde mezar yazıtlarına yakındır bunların içeriği. Ama eğer siz Kültigin, Bilge Kağan, Tunikuk gibi yazıtları soruyorsanız onlar başka. Onlar evet. Değil. Yani ama bu mesela çok ilginç. Bu ve buna benzer. Çünkü görüyorum bu, tabii. Bu tek örnek. Sibirya'da insan suretli bu tek örnek. Diğerleri insan suretinde ama değil. Ama insan figürlü ya da dikine duran evet. Şeyler de var yazıtlar. Onlar ama mezar yazıtları. Bu, mezar yazıtları. Yenisey mezar yazıtları olarak bilinir. Yenisey mezar yazıtları. Ama runik yazı. Moğolistan'da Kültigin, Tunikuk yazıtlarındaki yazıyla neredeyse aynı. Aynı evet. Kökenli ama ilaveleri var. İlaveleri var. Hocam ben o zaman şöyle yapacağız. Bizim bir küçük aramız var. Evet. Bu araya gideceğiz. Aradan sonra geldiğimizde bu yazıtlar üzerinden dil ve morfoloji konularını tamam. işleyeceğiz. Efendim birazdan birlikteyiz. Efendim gönül coğrafyamızın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde daha farklı konulara değineceğiz. Yani aslında biraz da geçmiş tarihi oluşturmaya ve bunun ne kadar zor olduğunu da, ne kadar detaylı olduğunu da aslında arz etmeye çalıştık. Şimdi biraz daha günümüz Moğolistan'ına gelelim. Bunlar içinde kültürel etkileşimden tutunuzda dili etkileri, yaşam biçimine etkilerine kadar. Bu arada tabii tekrardan zikredelim. Saygıdeğer hocamız Mehmet Ölmez, İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünden ve aynı bölümden ayrıca yine saygıdeğer hocamız daha Moğolistan'dan geldiler ama aslında burada bizden hoca Gancidma hocamız. Şimdi hocam sizin ile biraz başlasak. Moğolistan bizim için niye önemli? Yani biraz da günümüze ama yine geçmişe referanslarla devam edeceğiz. Moğol çalışmalarını bu anlamda konumlandırmayı amaçlıyorum. Çünkü ortada bir gerçek çaba var. Bu çabanın daha görünür olması lazım. Çünkü Moğolca demek sadece Moğolcadan ibaret değil. Yani görüyorsunuz geçtiğimiz yüzyıllarda kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimleri, dilin birbirleriyle olan alışverişi gerçekten neredeyse bugünde bile etkisini devam ettiriyor. Yani bu bence yabana atılacak bir şey değil. Biraz oradan başlasak. Tamam. Gencitme hocamız demişti, belirtmişti. Aslında Türkler Moğolistan'ı, Moğollar da Türkiye'yi çok yakın tanımıyor. İkincil kaynaklardan ve kulak dolgunluğu ve çoğunlukla da eksik hatalı tanıyor. Tabii. Şimdi biz doğrudan birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de çok sayıda Moğolistan'dan öğrenci var. Türkiye'den de Moğolistan'a epey öğrenci gitmişti. Bu unutulmaması gereken, belirtilmesi gereken bir konu Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, TİKA. Bu ilişkilerde en önemli rol oynayan kurumlarımızdan birisi. Moğolistan'da Türklerle ilgili veya Türklerin olduğu bölgeler, Türkçe konuşulan bölgelerde yatırımı olan, hizmet götüren ama Moğolistan'a da katkıda bulunan bir kurumdur. Moğolistan'da merkezi var TİKA'nın. Bir yönden bu. Öte taraftan YTB, Yurtdışı Türkler Birliği, Moğolistan'dan öğrencilere burslar vermektedir. Hocamız galiba ilk yüksek lisans öğrenciliğinde bu bursla gelmişti. Bunlar karşılıklı birbirini etkiliyor. Bu katkılar var. Tekrar geçelim. Bizle ilgili önemli olan ne? Öğrencilerimiz derslerde duymaktan, işitmekten bıkmıştır. Türklerin ilk 500 yılı, bilinen ilk 500 yılı, ilk 400 yılı Moğolistan'da. Arka arkaya 3 tane Türk devleti vardır Moğolistan'da. Evet. Burada da kalalım, buradan devam edeceğim. Bu resim kalırsa. Birisi ilk Göktürk Devleti diye bildiğimiz ilk Türk Devleti. Çünkü onlar kendilerine ne ad veriyordu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Bu yazıtlarda Türk adı geçer. Çin kaynaklarında da Türk Devleti'nden bahseder. Ve Türk diye geçer. Türkiye'de Türk. Bir süre bu devlet Çin'e tabi olmuş. Belli bir süre. 50 yıl kadar süre. Sonra tekrar bağımsızlığını kazanmış. Bu ikinci Türk Devleti. Göktürk Devleti. Bu devlette yaklaşık 70 yıl kadar sürmüş. Ama onun varlığına son veren, devlet olarak varlığına son veren, yönetime son veren Uygurlar. Uygurlar. Ama hocam burada benim
başıma geldiği için ben daha bu merakı devam ettirdim. Şimdi Göktürk, değil mi? Yazıtta bir Türk ya da Türk diye geçiyor. Doğru söyledim değil Doğru, mi? Doğru, evet. Çok güzel. Ne manaya geliyor? Ya bunu hocam bana İmtihan Şamil dediğimiz, ben Ürdün'de master programındaydım. Evet. Ve hocamızın bir tanesi, ben bekliyorum işte Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde master öğrencisiyim hocam. Hı-hı. Dersler bitti. Tez yazmadan önce bir genel sınava giriyoruz. Hı-hı. O sınavda hocam kalktı bana pat diye bu soruyu sordu. Ma mana Türk dedi. Türk ne mana? Şimdi hep böyle kaldım. Ve o günden beri de aklımda. Yani bir türlü yanıt bilmiyorum, böyle bir şey var. Mesela yani hani şu göçebe halk mı ya da Türkler kendilerini ya da o gruplar kendilerini Türk dediği için mi ya da niye dendi? Acaba bu konuda bir şey var mı? Her iki Türk devleti kendisi de Türk demiş ama niye Türk dediklerini bilmiyoruz. Heh. Çin kaynaklarında bir bilgi var ama bu çok efsanevi bir bilgi. Ne kadar doğru bilemeyiz. Türkler, Türklerin ana yurdu, Türklerin yaşadığı yer Altın Dağları ve Etekleridir diye kaydedilir. Altın Dağları, Cinşan. Bizim Türkçemize Altay Dağları diyebiliriz. Hı. Ama o Altay Dağları'nın tanımı, tarifi bugünkü Altay Dağları'na tam uymuyor. Hı. Biraz daha aşağılar Uygurların yaşadığı Hoço bölgesine doğru tanımlara göre. Orada bir söz var. Bu dağ miğfere benzer. Miğfere benzer ve Türk de bu manaya gelir gibi bir kayıt vardır. Ama gerçeklikle bir alakası yok diye düşünüyorum. Hiçbir tanımla örtüşmez. Evet. Size soru soran hocamızın tanıdığı anlam çok farklı olsa gerek. Yüzyıllar sonra Türk sözcüğüne farklı dönemlerde farklı kavimlerce farklı anlamlara yüklenmiş. Ha, dolayısıyla onlar yeni anlamlardır. Tabii. Arap kaynaklarının verdiği anlam çok gelir. Çünkü Araplar Türkleri doğrudan tanımıyorlardı. Tabii. Türklerin ne anlam verdiğini de bilmiyoruz. Evet. Tabii ki bunun üzerine çok sayıda makale yazıldı. Kitapçıklar yazıldı. Aha. Türk için. Evet. Çok sayıda ama nihai yani bir karar. Morfolojik olarak benim merak ettiğim morfolojisinin nereden kim ne dese geldiği. Hoş ve boş. Çünkü hocam ben de şey dedim hocama, o da yanıt veremedi. Dedim yani tabii. Sınav bittikten sonra söyledim. Acaba dedim siz Arap kelimesi nereden geliyor onu biliyor musunuz deyince böyle ama yani neyse bu kaldı böyle yıllardır içimde şey. Birçok kavim adını da çözemeyiz. Örneğin Uygur. Heh. Türklerden sonra o bölgede hakimiyeti alan Uygurlar. Uygur kelimesi ne demektir? Onu da bilmiyoruz. Hmm. Uygar ile bir alakası yok. Uygar çok yeni bir sayılır. Uygar ile Uygur'un bir bağı yok. Doğru. Ya da en çok kolay tanınan üzerinde etimoloji yapılanlardan birisi Kıpçak'tır. Heh. Kıpçak nedir onu da tam bilmiyoruz. Oğuz en önemlisi. Bizim dahil olduğumuz Türk grubu. Evet. Oğuzlar. Aha. Bunu öküzle bağlayan da var, ok ile bağlayan da var. Evet. Ama hangisi doğru? Ama bir belge yok. Evet. Bir senet yok. Ya şu modern dünyada örneğin o tarafa bir şekilde belki de bir ova anlamına Türk, Türk vesaire deniyordur. Orada yaşayanlara da bu denir gibi böyle ben şu an tamamen uyduruyorum. Çin kaynaklarında bu var. Öyle bir bağ var mı? Hani bir yer ismidir de orada yaşayanlar da oradan gibidir diye ama tamamen güzel yanıtı aldım ben yani. Dongtian isimli Çin kaynağında, Çin tarihinde vardı. Ben kaynaktan kullandım ama çevirilerini Ahmet Bey'den, Ahmet Taşağal'dan yararlandım. Ahmet Bey'in çalışmalarında bunlar var, bunların tercümeleri. Evet. Buna değinilir. Dongtian'de vardı. Var. Bu aktardığım bilgi Dongtian'deydi. Peki. Biz o zaman biraz yine Moğol çalışmalarına geçelim. Az önce hocamız vardı, fotoğrafı da vardı. Evet. Siz o konuda konuşalım tamam, demiştiniz. Buraya bu çok önemli. 20. yüzyılda Türk-Moğol ilişkilerini ele alan, başlatan, en önemli eseri hazırlayan, Türkçe-Moğolca çalışmalarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyan kişi budur. Finlandiyalıdır. Evet. Gustav Ramstedt. Moğolistan'a gitmiş, Moğol hanlarına danışmanlık da yapmış. O gördüğümüz eski Uygur yazısına dayanan Moğolcadır. Aa. Yukarıdan aşağı doğru yazılıyor. Evet. Gustav Ramstedt eski Uygurlardan kalma çok önemli bir yazıtı bulan kişi. 1909 yıllarında bulmuş, 1911'de yayımlanmıştı. Birkaç yazıtı bulmuş. Mesela bulduğu bir yazıt, bugün kayıp, Süci diye bir yazıt vardır. Evet. Onun aldığı bir kopya, onun sayesinde biliyoruz. Çok önemli bizim için. Toplasanız 10-11 satır. Heh. Ben kitabımda yer vermiştim. Bu ne yanında anlatıyor hocam 10-11 satır? 10-11 satır karmaşık. Hemen anlatayım karmaşıklığı. Ben Yağlakar elinden geldim Kırgızım gibi diye başlar. Oradan bu Uygur mudur? Yağlakar mıdır? O tartışılır. Uygurlar ve Yağlakar Uygurları ile
Kırgızlar arasındaki münasebetleri ele alırım. Al. Kırgız adı da ilk kez orada geçer. Hocam bu peki özel olarak yapılmış bir taşa mı yazılıyor? Yani bir şey alınıp böyle carving dediğimiz içine kazarak nasıl tipi ben hiç bilmediğim için. Türk yazıtlarının hepsi kazma yöntemiyle hak edilmiş. Eski Osmanlıca ile hak edilmiş. Bu yazıttan yazıta değişir ama bizim Kültigin, Bilge Kağan, Tunikuk gibi yazıtlarımızda harflerin yüksekliği 2-3 santim gibi ve kazınmıştır. Üçgen prizma gibi düşünelim. İçine doğru kazılmış. İçine doğru. Ve bu taşlar çok güzel perdahlanmış. Kültigin ve Bilge Kağan taşları perdahlanmış, cilalanmış. Ama taşın kalitesinden dolayı Kültigin sağlam kalsa da Bilge Kağan tahrip olmuş, iyi okunamıyor. Tunyukuk iki ayrı taştır. Birisi çok güzel, kalitesi iyi olmakla birlikte. O iki taştan birisi birkaç katman görülebiliyor. Volkanik bir granit taş. Okunamıyor. Çıplak gözle görülemiyor. Kaybolmuş. Taşlara göre değişiyor. Evet. Hepsi aynı değil. Sibirya'daki taşların bir kısmı sanki iğneyle kazılmış. Altay'da, Altay bölgesinde düz kaya bloklar var. Oraya kadar gitmiştim ben. Çok küçük harflerdir bunlar. Çok küçük. Yani hocam peki şey midir? Örneğin eline bir kesici ya da sivri bir alet alıp onunla yazmak mıdır? Düşünülüyor. Yoksa alıp böyle vurarak mı? Vurarak kazıldığı düşünülüyor. Vurarak kazıldı. Çünkü gelenek kopmuş, sonrası yok. Uygurlar 840'da, Türklerin varlığı 840'da Moğolistan'da sona erirmiş. Bilinen güç olarak varlığı 552'de başlar. Evet. 840'da sona erer. 800. 840'da oradan ama Uygur bitmiyor. Türkler devam ediyor ama Uygurlar adıyla. Bugünkü Gansu, Şincan adı verilen Uygur bölgesine, Turfan, Hoço, Beşbalık, Aksu o bölgeye göç ediyorlar. Anladım. O bölgede bu eski Türk yazısını, runik yazıyı devam ettiriyorlar ama kağıda yazarak. Taşa kazıma devri sona eriyor. Bununla birlikte belirli sayıda Budist mağaralarda Turfan ve çevresinde duvarlarda runik yazıda kazılmış. Çivi ile kazmış gibi. Anladım. Bizim ilgilendiren çok güzel kağıda yazılı belgeler bırakmış olmaları. Uygurlardan bunlar kalmış. Peki bu Ramstedt Hoca, şimdi Finlandiyalı. Finlandiyalı. Yani bu işin gerçekten üstadlarından, bir belki birincisi, ilki anlamında. İlki. İlk, piri. Bilimsel anlamda piri. Her şey onunla başlar. Eleştirilerimiz de ona yöneliktir. Çünkü ilk olduğu için, öncü olduğu için hataları da var. Türk, Moğol, Mançu dillerinin ses bilgisini, karşılıklı ses denkliklerini ilk defa ortaya koymuş. Ölümünden sonra öğrencisi kağıdı almış. 100 yılın başından bahsediyoruz. Yani 1950'lerde. 1950'ler, tamam. 40'larda başlar. 1911'de yayınladı değil, deyince aklım. 11'de bizim yazıtlarımızı yayınladı. Şinevusu veya Şinus, Moinçor yazısını yayınladı. Runik harfli eski Uygur yazısı. Hoca yayınladı. Evet. Yani o yüzden işte 100 yılın başı itibariyle hem Moğolcayı çalışmış hem Uygurcayı. Uygur harfli Türk yazıtlarını çalışmış. Veya Tunyukuk. Onun ölümünden sonra yayınladı. 1958 veya 59'dur. Öğrencisi Pentti Aalto yayınlamıştır. Grano isimli öğrencisi. Onların üçü birlikte. Yine onun aldığı resimlere dayalıdır. Hayatında, hayattayken yayınlayamamış. Ama asıl önemli olan onun verdiği dersleri öğrencisi iki kitap halinde yayınlamış. Altay dillerinin ses bilgisi, yani Türkçe diyelim ki boz ise Moğolca borodur bu. Türkçe koyun ise Moğolca honindir. Bunlar niçin birbirine benziyor? Kuralı ne? Onu bu kitapla ortaya koymuş. Hoca koydu ortaya. İkincisi Türkçe ve Moğolca yapım ekleri, morfoloji. Altay dillerinin morfolojisine giriş. Yani demir, demirci. Türkçe'de demircidir, Moğolca'da temüçindir. İşte Çingis Khan'ın temüçin, çınçın şeklindedir. Bugün dahi devam eder. Anlamı bunların, o zaman demir? Demirci. Demirci. Bunları ikinci ciltte ortaya koymuş. Daha doğrusu öğrencileri toparlamış. Altaistik onunla başlamış. Muarızları yani karşıtları da yine onun eserlerini eleştirerek ortaya çıkmış. Biraz evvel o kitabı tanıttınız. Dil Kurumu yayını olan Türkçe-Moğolca İlişkileri kitabının yazarı Sir Gerard Clausen. İlk önemli makaleyi yazmıştır. Altay dillerine karşı The Case Against Altaic Theory bir makale ortaya koymuş. Benim Moğolca hocam Gerard Dörfer bu iki dil arasındaki ilişkileri en çok çalışanlardan birisi. Az evvel değindiğimiz Moğolların gizli tarihi onun söz dizimini çalışmıştır. Burada yeri gelmedi hemen değinelim.
İlhanlılardan bahsetmiştik. Hocamız İlhanlı belgeleri ağırlıklı olmak üzere İran coğrafyasında ne kadar Moğolca kelime varsa oturmuş çalışmış. Yeni Farsçadaki Moğolca unsurlar adıyla Türkçe und Mongolische Elemente im Neu Persischen adlı 4 ciltlik bir eseri var. Birinci cildi Moğolcaya hasredilmiştir. Oradaki Moğolca kelimeleri ele almış. Evet. Ama bu çalışma esnasında bir Moğolca kelime bulursa 3 tane de Türkçe kelime bulmuş. O zaman işi Türkçe yönünde genişletmiş. 1962-63'ten 75'e kadar 10 yılın üzerinde hocamız bunu çalışmış. Bir diğer hocam yani Gerhard Dörfer, o da karşı çıkmış. İşte karşı görüşlerini o kitapta ortaya koymuş. Ramsey'de karşı. Peki. Valla bunlar çok önemli. Şimdi dili oluşturan unsurlardan bahsettiniz. Birazdan şeye de geleceğiz. Sizin asıl çalışma konunuz Budist Uygur metinleri. Evet. Metinleri. Ama oraya gelmeden hocam ben saygıdeğer hocama döneceğim. Bu Moğolistan hakkında, biraz günümüz Moğolistan hakkından bahsedelim. Nasıl bir yapısı var? Nasıl bir idari yapısı var? Orada aymaklar var değil mi? Geçmiş kültürel izler değil, devamı var. Aha, doğru mu? Söyledim. Kesinlikle. Biraz onlardan söz eder misiniz? Ha, Moğolistan Orta ve Doğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Yüz ölçüm 1 milyon 500 kilometre kare büyüklüğünde. Türkiye'nin neredeyse daha büyük. İki kat. Büyük. Evet. Şey, coğrafya ne olarak. Ne nüfus? Nüfus 3.2. 3.2. Ama şimdi yani bizim hem Türkiye'nin iki misli olacak hem de Türkiye'nin %5'i kadar. Coğrafyadan kaynaklanarak tarih boyunca orada az insan yaşamış. Koşullardan, dolayı. Değil mi? İklim koşullarına olabilir mi? İklim koşullardan kesinlikle öyle. Evet. Yani güneyden gelen ilik havalara Himalay dağları kapatıyor. Arkamızdan Sibirya vurduğu için yani oranın coğrafyaya hava durum, hava şartı zordur. O zaman iki zor farklı iklimden bahsediyoruz. Evet. Birbirine tezat iki iklimden bahsediyoruz. Peki o zaman size şöyle bir soru soracağım. Bu her iki iklim ve coğrafya kültürü nasıl belirliyor? Belirlemiş. Kültürü. Evet, coğrafyadan dolayı yani Moğollar daha önce avcılık bir toplum iken sonrasında hayvancılık. Yani zaten bizim ekonomimiz hayvancılık üzerine dayanıyor. Tabii. 5 tane hayvan bizim için çok önemli. Biz onlara hatta hayvan demiyoruz, mal diyoruz. Mal olarak bakıyoruz. Yani koyun, ukuz, at, deve ve bir tanesinin keçi mi kaldı? Evet. Onlara bakıyoruz. Bu güney bölge için mi? Bütün Moğolistan için. Sibirya tarafında bunlar pek... Şöyle Moğolistan'ın toprak yani fiziksel coğrafyasına bakarsak güney kesim çöl yani Gobi çölü diye duymuşsun. Ama bizim bildiğimiz anlamında o kum olan çöl değil. Yani bozkırımsı. Öyle orta kısım tamamen bozkır. Ve kuzey ve kuzeybatı kısım ormanlı, sulu. Daha çok orman. Anladım. Peki o böyle Sibirya soğuğu taraflarında nasıl bir yaşam? Yani genel olarak Sibirya arkamızda. Yani o yüzden genelde kuzeyden rüzgar esiyor. Öyle yani en uygun Ama orada o zaman hayat da ona göre şekilleniyor değil mi? Yani hatta çok zıt bir mevsim var. Yani çok sıcakken kişinin çok soğuk oluyor. Yani kışın neredeyse farklı. 40 derece. Yani eksi 40 kışın derece. Kışın eksi 40. Bölgeye göre değişiyor tabii ki. Güney kısım daha ılıkken, kuzey ve batı kısım daha soğuk. Daha soğuk. Evet. Yaşam da ona göre. Onu soracağım. Yani hayat tarzından biraz bahseder misiniz? Yani cilin... Yani çok farklı iki yapı var bence. Evet. Değil mi? İklime dayalı olduğu için. Evet. Peki bu birbirleriyle olan bir kopukluk yaratıyor mu örneğin? Yani ya da birbirine gidip ben şurada yaşayayım, burada bu tarafa geleyim diyebiliyorlar. Yaşam tarzı hemen hemen aynı ya. Yani genel bakarsan. Herkesin hayvanları var, ona bakıyor ve bir sınıf oluşturmuyor. Herkesin hayat tarzı birbirine benziyor ve birbirlerinden uzak kalıyorlar. Öyle bir sosyal yapım varken şimdi değişti tabii ki. Sanallaşma ve merkezleşme var. Nüfusun yarısı şu an başkentte yaşıyor. Nüfusun yarısı. Orada da o zaman şeyden kırsal mı diyeceğiz? Yani şehirlere bir göç. Şehirleşme, şehre göç var. Var. Yani bu. Peki
Sizin ya benim başıma gelen size de geliyor mu? Yani oradaki Uygur, yani Moğolların da geliyor mu? Ben hocam evde bir ara tavuğa merak sarmıştım. Böyle 30 kadar tavuk var, horoz da vardı. İster istemez sabah ötüyor. Bir gün hiç unutmuyorum, komşum şey dedi. Ya abi dedi, yani kusura bakma ama dedi. Ben dedi köyden bunlardan kaçtım. Sen de getirdin. Şimdi dedi sabah sabah bu horozlar. Şimdi bir de böyle bir şey, o zaman şimdi bu keçiyi koyunu mecburen getiremiyorsunuz. Getiremiyorum maalesef. Maalesef şehirleşmeden dolayı hayvancılık da azalıyor yavaş azalıyor, yavaş. Değil mi? Yani bu bütün dünyada yaygın i̇şte, olan bir şey. Üzücü bir şey tabii ya, ki. Ya gerçekten. Peki biraz da yeme içme kültüründen bahseder misiniz? Evet, yeme içme kültür. Yani coğrafya olarak öyle soğuk bölge yani olduğu için çok çeşit meyve sebze çıkmaz. Yani temel meyve sebzeleri çıkabilir. Tabii ki hayvancılık, yani hayvan bol olduğu için et ağırlıklı yemekler çoktur. Ve hayvan sütünden yapılmış olan süt ürünleri de yaygın. Süt ürünleri. Peki tavuk vesaire nasıl? O tür kanatlılar? Kanatları aslında çok Moğol kültüründe pek yemiyordu. Daha sonradan yemeye başladı. Değil mi? Yani daha çok büyük şey hayvanlar yeniyor. Koyun ve öküz etleri daha çok yeniyor. Ete dayalı. Peki sebzeye desek ne gelir? Sebze desek en dayanıklı sebzeler, meyveler. Her yerde yetişebilen patates olsun, havuç olsun. Onlar var. Peki orada olup burada olmayan ne çeşit var mesela? Yani siz ne özlüyorsunuz? Yani burada olsa da bulsam. Burada az bulunan, orada çok bulunan olan şeyler yani orman meyveleri. Çeşitli küçük orman meyveleri vardır. Nedir o? Böğürtlen gibi. Böğürtlen tarzı. Onlar değil mi? Oralarda çok fazla. Çilekler mesela küçücük ama tadı güzel oluyor. Çilekler. Ve o coğrafyaya özgün küçük orman meyveleri de vardır. Orman meyveleri var. Peki şeydekiler ben hep aklıma yani bu Moğolistan deyince böyle devamlı soğuk, devamlı işte çadır ne diyelim onlara. Oralarda yani hayatta kalmaya çalışıyorlar demeyelim, yaşıyorlar yani insanlar galiba. Yaşıyorlar. Peki bu çadır sistemleri yani nasıl kuruyorlar bunları kendileri? Onun için nasıl barınabiliyorlar? -40 derecelere varan soğuklarda nasıl bir hayat? Siz acaba biliyor musunuz biraz ya da orada yaşadınız mı? Siz daha ılıman tabii yerde ki misiniz? Yaşadım. Daha soğuk tarafta mısınız? Annem babam batı tarafından gelenler. Çadır sistemi yani hemen tabii ki zaman zaman geliştirmişler ama sistem aynı sürmüş. Moğollar mesela kapısını güneye doğru kuruyor. Güneşe yani kuzey, doğru. Kuzey, Sibirya. Hem arkadan rüzgar rüzgardan koruma, ondan tabii. Güneş gelsin diye yaptığını söylüyorlar. Evet. Çadırın yazın sıcak olduğu için direkt yerde yapabiliyor çadırını. Direkt kurabiliyor. Kurabiliyor. Kişinin biraz daha sabit kaldığında yer, yani ahşaptan yer yapıyorlar. Ve üzerine duvar var. Bizim dediğimiz duvarlar hepsi ahşaptan oluşuyor. Kişin tabii ki keçeden yapılmış olan şeyler üzerine kapatıyorlar. Evet, çok kaba bir şekilde anlatmış oluyorum. Yok tabii yani bunlar ama asıl temel özellikleri. Ve tabii ki kişinin soğuk olduğu için sürekli yakıt yakmak zorunda. Ve kişi olunca yakıtları hazırlama. Yazın hazırlıyorlar. Yazın hazırlıyor. Sonbahara doğru kişi hazırlıkları başlar. Tabii değil mi? Mecbur. Evet, mecbur. Hayvanların yemleri hazırlar ve evi nasıl ısıtır o tür sorunları. Değil mi? Ya ama o -40'ta da ne bileyim ben hani şey desek. Alışır bir şekilde insan. Onu diyecektim yani şimdi 20-30-40'tan şey yapsa soğuğun yarısını kesse -20 ya yine. Yine soğuk. Değil mi? Yani evet. %90'lık kesse 12. bile. 12 aylık mevsiminin neredeyse 9 ay soğuk geçiyor. 9 ayı böyle. Evet, 9-10 ay. Yani 10 ay. Geçiyor. Çok güzel. Evet. Peki hocam şimdi Moğolistan'da Türklerden kalma yazıtlar var Mehmet hocam değil mi? Biraz onlardan söz edebilir misiniz? Bunu Türkiye'de artık herkes çok iyi biliyor. İlkokul, ortaokul kitaplarına girdi ama hemen değinelim. İlk Türk Hakanlığından kalan az biliniyordu. Biraz evvel değindiğim Soğut harflerle yazılmış eski bir İran dilinde Bugut yazıtı
582 tarihinde bu az biliniyordu. Onun arka yüzü hiç okunamamıştı. Bunun dışında kimden kaldığı bilinmeyen bir iki yazıt daha vardı Moğolistan'da. Biraz evvel benim bahsettiğim bir ekiple, biz 4 kişilik bir ekiple bu yazıtı 2014 yılında yerinde inceledik, 2017'de açıkladık. Hüs Tolgoy denen bir tepede, yani Göbekli Tepe denen bir tepeymiş. Göbekli Tepe, yani Türkçe'ye Göbekli Tepe diye çeviriyoruz ama bu bir tesadüfi bir durum. Evet. Moğolca adı Göbekli Tepe. Hatta o tepeden hiç fotoğraf yoktu, hiç kimse kayıt almamış. 2019'da jiple o tepeye kadar gittik, koordinatları tespit edip hocamızla beraber gittik. Şehir dışı bir şey. Şehir dışı tabii. Ama Türk yazıtlarına çok yakın bir yerde. Oradan çıkartılmış Brahmi harfli bir yazıt vardır. Bu da 600 yıllarında tarihini. Bunları yeni öğrenmiş olduk. Evet. Bunlar çok yeni. Bu yazıtı biz çocuktan sonra Moğol hükümeti milli abide kabul edip parlamentoya taşıdı. Parlamentonun içerisine yerleştirdi bu yazıtı. Çünkü Moğolca için en önemli, en eski, edebi yazıt bu. Evet. Bunu oraya aktardılar. 600 yılına ait. O çok önemli. 600 yılı. Yani 600, yaklaşık 600 yıl. İçeriğine göre günümüzden 1400 yıl önce. 1400 yıl. Yani az evvel değindiğimiz Moğolların gizli tarihinden 600 yıl önce. Öncesi. Moğolcanın en eski belgesi bu gizli tarihti. Ondan tam 600 yıl önce. Bu arada Türkçe tercümesinden bahsettik ama Türkçe tercümesinin de bir tam sözlüğü var. Bunu da yine Dil Kurumu'ndan Mustafa Kaçelen Hoca tercüme etti. Dil Kurumu'ndan çıktı. Bunun da Türkçe bir artık en eski Moğolca belgelerin karşılaştırılabileceği bir kaynak var elimizde. Elimizde ne kadar bütün güzel. Bir liste. Peki o yazıtın ne yazdığını sorabilir miyim? Ya kabaca şöyle hani ne anlatır böyle bir yazı? Tamam, o zaman bütün olarak onu hemen ele alalım. Bu gerçi biraz işte Hakan öldü, yeni Hakan doğacak. Bunları anlatıyordu. Tamam. Ama orada geçen kelimeler ilk kez bizim Türkçe Moğolca araştırmalarında incelediğimiz kelimelerdi. Mesela uka diye bir kelime vardır. Anlamak, bilmek, farkında olmak. Bunu Moğolların Türklerden 1200 yılından sonra öğrendiğini, aldığını düşünürdük. Çünkü Türk dillerinde en başta Uygurca'da, çağdaş Uygurca'da bu ukmak olarak hala bilinir. Ha. Başka dillerde de bilinir. İlk kez bu belgede ortaya çıkıyor. Ne kadar İlk kez tabii, burada ortaya çıkmıştır. 1400 yıl öncesi. 1400 yıl öncesi. Aslında resim olarak burada gösterebiliriz. Bu yazıttır. Aha. Bu 11 satırlık bir yazıt. İşte Hakan öldü, yeni Hakan doğacak diye anlatılan bu. Evet. En eski İran yazısıyla, İran dilinde bir tür İran yazısı diyebiliriz. Soğutça bu yazıttır. Üç tarafı Soğutça 582, bir tarafı Brahmi harfli bu yazıt söz konusu. Vaktimiz az olduğu için hızlı anlatayım. Bizimle ilgili doğrudan Türkçe yazılan yazıtlar ise Kültigin, Bilge Kağan, Tunyukuk, bunları biliyoruz. Moğolların hayat tarzıyla ilgili bir konuya da yer verebilirim. Uygurlardan kalma yazıt budur. Bu Moinchor yazıtı veya Şinusu yazıtı. Uygur Hakanlığından kalma. Buna niçin değindim? Bu yazıtı çalışmak için jiple bütün o bölgeyi dolaşırken akşam oldu. Akşam oldu. Şoförümüz dedi ki şehre gidip kalalım. Şehir dediği de 500 kişilik bir yerdir. Ve 2 saatimiz gidecek. Hayır dedim, ben niye şehre gideceğim? Ben zaten sabah erkenden kalkıp yazıtı görmek, güneş ışığına göre resimler çekmek istiyorum. Yazıtı çalışmak istiyorum. Vakit de kaybetmek istemiyorum. Şurada dedim, bir çadırda kalabiliriz. Biraz önce hocamızın değindiği çadır, keçe çadırda kalmak istedim. Gidip çadır sahibinden rica ettik. Hem Moğolları da tanımak istiyorum. Tabii, orayı da öğrenmek istiyorum. Kabul ettiler. Hemen 2 dakikada bize sıcak süt, bol yağlı et hazırlandı. Bir çadır bize açıldı. Bu arada sordum, ne kadar koyunun var diye. Çok fazla değil dedi. 2000 koyunum var dedi. Fazla değil o. Evet, fazla değil. At dedim, 300 kadar atım var dedi. Bir aile. Bu bir aile. Zengin aile. 300 kadar at. At niçin önemli? At kımız için önemli. Onlar kımız içiyor. Sadece et değil, süt ürünlerinden her tür yararlanıyorlar. Yağ çıkartıyorlar, türlü peynirler üretiyorlar. Bizim sütten. Türkçeden geçen bir kelime olduğu düşünülüyor. Kurut. Anadolu'da çok iyi bilinir. Evet, peynire evet. Kurut adı veriyorlar. Peki Anadolu'daki kurut kadar kuru mu? Kuru. Çayın içerisine atıp
Çayın içine yumuşatıp ondan sonra yiyebiliyorlar. Çünkü bozulmasın diye güneşte kurutuyorlar. Çadırın üzerine koyup kurutuyorlar ve bütün bir kış boyu yiyorlar. Bizim yazıtlara dönecek olursam, Kültigin, Bilge Kağan, Tunikuk dedik ama ondan başka Ongi, Külüçor, az evvel değindiğim Moinçor, Taryat, Tes çok sayıda yazıt bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Moğol meslektaşlarımız, hocalarımız, köylüler, çobanlar sayesinde hala kayalarda, toprağın altında yazıtlar buluyor. En yakın zamanda haberdar olduğumuz 2013'te bir yazıt bölgesidir. Hem de Moğolistan'ın en doğusunda, güney doğusunda Delgerhan bölgesine çıkartıldı. 3 ya da 4 taşın üzerinde, 3000'in üzerinde Türkçe karakter. Bu çok önemli. Türk halkından bol sayıda da damga var. Tabii. Bunu yerel çobanlar sayesinde buluyorlar. Demek ki bulmaya devam ediyoruz. Veya ben katıldığım ekiple Moğolistan orta güneyinde, hocamızın söz ettiği çölleri geçerek en güneyde Kırgız Ovası denen bir yerde küçük bir taş bulduk. Evet. Ve ben bunu yayımladım. Benzerini Moğol hocamız benden bir yıl önce yayımladı. Yani devamlı çıkıyor ve onun üzerinde Türklere ait damga var. Tabii. Bu arada atladığımız bir konu vardı, ona da değinmek isterim. Moğollardan kalan belgeler sadece Çin yazısıyla, Paspa yazısıyla ya da eski Uygur yazısıyla değil, Arap harfli kaynaklar da söz konusudur. Evet. Siz programdan şeyinde de bahsettiniz ondan. Evet. Evet. Çok dilli sözlükler var. İki dilli, üç dilli, dört dilli sözlükler var. Evet. Arapça, Farsça, Çağatayca ve Moğolca sözlükler var. Bunlardan birisi yine Türk Dil Kurumu'ndan bulunabilir. Mukaddimetül Edep adıyla Nikolas Poppe hocamız hazırladı. Kaçelen hocamız tercüme etti. Çok dillidir. Hem Çağatayca hem Moğolca yan yana. Şimdi ama hocam alfabe kullanılıyor değil alfabe, mi? Alfabe Arap alfabesi. Arap alfabesi kullanılıyor ama yazı, dil Moğolca. Moğolcayı Arap yazısıyla. Arap yazısıyla. Evet. Daha başka çalışmalar da var yine. Resulî sözlüğü. Bu da yakın zamanda yani. Yakın dedim 10-15 yıl önce yayınlandı. Buna benzer çok sayıda belge var. Hatta İstanbul'da az evvel değindiğimiz Türk İslam Eserleri Müzesi'nde yine çok dilli Arapça, Farsça, Moğolca, Türkçe kelime listeleri mevcut. Peki o zaman Moğolca'da hocama sorsam, size de aynı zamanda. Şimdi Arap harfleri ile bir dil yazılıyor ise onun için de Arapça kelimeler de. Şimdi O da yani şimdi Osmanlıca'yı düşünün değil mi? Türkçeyi siz Arap harfleriyle yazıyorsunuz. İçeride de bir sürü Arapça, Farsça var. Bunda sadece yani 14. yüzyıl, 13-14. yüzyıl veya orta Moğolca kaynaklar oluyor. Yani sadece bu dönemde, bu dönemde Arap harfiyle yazılmış olan kaynaklar. Peki orada şey tespiti var mı yani şu kadar Arapça kelime girmiş? Şimdi şeyi anlayabilirim, Müslümanlıktan dolayı İslami terminoloji diyelim ona ya da kullanılan kelimeler var. Ama bunun haricinde acaba Arapça etkisi var mı? Arapça etkisi Moğolca'da pek yok. Yani birkaç kelime olabilir, mal gibi kelimeler. İşte, hepsi Türkçe üzerinden geçmiş oluyor. Yani. Moğollar ve Araplar direkt ilişki kurmadıkları için. Değil mi? Evet. Bizim Türkçedeki rakı kelimesinin Moğolca versiyonu var. Arhin. Araki. Yani araki. Araki kelimesi. Sonra bir ne ekildi? Araki. Arak da Arapçadan ama. Arapçadan işte. Bu tür kelimeler Türkçe üzerinde. Yani, evet. Oradan. Araç dil Türkçe oluyor yani. Tabii. Ama Arap şey üzerinde. Evet. Ama şey ilginç hocam. Yine İslami kaynaklı defter kelimesi Moğolca'da geçiyor. Defter. Defter. Biraz değişikliği orası. Tabii Grek özellikli olsa da İslami Türk dilleri aracılığıyla. Tabii. Evet. Çünkü meşhur hatta bu ilk Nizamiye medreseleri konusunda kullanmıştım. Bir coğrafyacı var. Coğrafyacı Kazvini var. Kazvini. Şimdi bir şey Kazvini var ama nedir o? Daha sonra İslami literatüre katkısı olan. Bu coğrafyacı olan ve Hicri yanılmıyorsam eserini 580'de ya da 87'de neşretmişti. Arapça olarak çok güzel bir eser. Mesela orada ben hatırlıyorum şimdi kitabı epey zaman önce okudum. Orijinal Arapçasından ve Moğollardan bahsediyor. Yaşadıkları bölgelerden vesaire. Ve izlendiğim, yani edindiğim izlenim de Allah Allah buralara kadar demek gidilip irtibat kurulmuş diye düşünmüştüm o zamanlar. Yani Hicri
6. yüzyıldan bahsediyoruz. Peki hocam, bu Arap harfli Moğolca belli ki çok zaman için kullanmamış. Çok. Evet. Peki niye niye kullanmış? Oradan başlayayım. Yani kim bunları yazanlar ya da ne yapılmak istenmiş? Neyi kayda geçirilmiş? Sözlükçüler. Sözlükçüler kullanmış. Çünkü Moğollar Afganistan'dan başlayalım. Afganistan'ın kuzeyinden, Özbekistan'dan Bağdat'a kadar birçok bölgeyi hakimiyeti altına almış. İran dahil. Bu bölgede Moğolları anlamak, Moğollara ait eserleri tercüme etmek için Moğolca sözlüklere ihtiyaçları var. Ama önlerindeki ana dil İslamiyet için Arapça. O zaman sözlüğün başında Zemahşeri'nin sözlüğü örnek alınmış. Zemahşeri'nin sözlüğünü biliyorsunuz. Önce Zemahşeri, Zemahşeri'nin sözlüğünün altında Arapçaların altında Farsçaları yer almış. Değil mi? O Farsçaların hemen sonrasında duruma göre ya Orta dönem Türkçe ya Çağatayca, iki ayrı versiyonu var. Çağatayca yer almış. O Çağatayca'nın hemen altında da Arap yazısıyla Moğolcular yer almış. Vah, nasıl bir kültür şeyi değil mi hocam? Yani biz böyle bir monolitik bir şey bekliyoruz. Yani böyle bir şey gelişiyor ama kültürler ne kadar iç içe geçmişliği var. Dolayısıyla bu alanları interdisipliner olarak çalışmaktan başka şansımız yok. Evet. O gözüküyor yani. Türkiye'de şimdi yeni başlıyor. Umarım doğrudan bu konuları ele alan öğrencilerimiz yetişir. Umudumuz bu. Yani bizim bence bu programı da biraz o tarafa doğru çekmeye çalışıyorum. Yani çünkü gerçekten önü açık bir kariyer alanı ya da akademik ilgi alanı olarak da harikulade bir şey. Yani o kadar yeni bilgi var ve hala yapılacak çok iş var. Kesinlikle. Bu çalışmalarda. Türkiye'deki arkeologların biraz Moğolistan'la daha çok ilgilenmesi gerekiyor. Türkiye'de arkeoloji çok güçlü, iyi bir gelenek var. Alman ekolü üzerinden arkeoloji bizde İstanbul Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde çok sağlam. Bunu hocam, Moğolistan coğrafyasına... Ben çünkü pek çok arkeolojik kazıya katıldım. Hatta program da yaptık. Arkeopark'ta, Karkamış'ta. Eşim arkeolog olduğu için. Yani biraz nota ama sizin şu söylediğiniz çok çok önemli. Türk arkeolojisinin, arkeolojisinin biraz sınırlar dışında da proje yapma ihtiyacı var. İlgilenen doğru mu? İlgilenen çok, kendi gayretleri ama uzmanlık alanı daha çok Anadolu ağırlıklı Türk arkeolojisinin. O işte değil o mi? O yöntemi, metodu Moğolistan'a uyarlamaları lazım. Şu anda Moğolistan'da çalışan Türk arkeoloğu çok az, neredeyse yok. İşte onu diyeceğim. Bu biraz da maddi güçle ilgili. Tabii. Arkeoloji işleri. Çünkü en çok geçmişte son 30 yıl içerisinde Alman, Japon, Kore arkeologları çalıştı. Şimdi Çin arkeologları çalışmaya başladı. Türk arkeolojisi TİKA desteğiyle çok az çalışma yapabildi. Kültigin ve Bilge Kağan Anıt bölgesinde. Şimdi bunun artması gerekiyor. Onun artması bunun ama artması tabii destek sadece finansal değil, aynı zamanda belki de... Arkeoloji masraflı bir alan. Evet. Kesinlikle masraflı ama bir de acaba yani şimdi antik Yunan dediğimizde onun eğitimi de var, literatürü de var vesaire. Kesinlikle. Yani eline şeyi alıp sadece kazmaya gidilen bir alan değil. Dolayısıyla sizin alanla irtibatlı birlikte olması. İşte TİKA destekli 20 yıl kadar önce bir çalışma yapıldı. Bunun devam etmesi gerekiyor. Temennimiz, temennimiz o. Peki biraz günümüze yine gelsek, yani geçmişten izlerle dini inanç sistemleri konusunda ne diyebiliriz? Şimdi çok geniş bir yelpazede bu inanç sistemleri var değil mi? Budizm. Budizm evet, Moğolistan'da Tibet Budizm veya Lamaizm yaygındır. Değil mi? Nüfusun. Başka ne tür sistem, yani ne inanç şeyleri var? İnanç yapı desek şamanizm hala sürüyor zaten. Tabii. Ve normal din desek tabii Budizm var, orada dediğim gibi Tibet Budizm yaygındır. Onun dışında Hristiyanlık, yani Katolik Hristiyanlık vardır. Oralara kadar gitti tabii. Ve Müslümanlar da var. Yani Müslümanlar, yani Türk dilli olan Kazaklar ve şeylerin arasında, Hotonların arasında. Bugünkü Moğolistan içinde. Bugünkü Moğolistan içinde acaba bilmiyorum bu doğru olur mu ama etnik bir şeye gitsek.
Tabii etnik tasnife, grup. Yani kimlerden, mesela Kazaklardan bahsedelim Botunlar içinde. Hı-hı. Başka kimler var örneğin? Şu anki Moğolistan'da Moğol ve Türk boylu, Türk asıllı diyelim etnik grupları vardır. Hı-hı. 20 küsur Moğol etnik grup var. Onun dışında 20 küsur. Evet, 4 tane ayrı Türk dilli ya da Türk köklü asıllı olan boy vardır. Kimler var aklınızda mı? Kazaklar. Kazaklar. Kazaklar Moğolistan batı tarafında yani Altay dağ bölgelerinde orada var. Yani Bayın Ülge adlı eyaletinde vardır. Moğolistan'da yani eyalet sistem mevcuttur. Eyalet, yani evet. Adı Aymak adlı. Eyalet sistemi. Aymaklar bunlar oluyor yani. Evet, tamam, aynen. Çok bayı güzel. Ölge miktar Kazaklar. Peki yine bunları otonom diyebilir miyiz? Yoksa sadece eyalet bağımsız sistemi mi? Nasıl çalışıyor aymaklar? Aymaklar bağımsız. Çünkü eski bir kültürün bugün yani devamı oluyor. Devamı aynen. Nasıl, aymaklar nasıl çalışıyor mekanik şöyle, olarak? Şöyle Türkiye'de şehir sistem varken orada aymak sistemleri var. Hı. Her aymakta merkezi var. Yani ilçe diyelim onu. Tabii idari sistem farklı olduğunda ilçeye Moğollar Sum diyor. Yani Sum eski Moğolca'da Sum'un şeklinde aynı devam ediyor. Çok iyi. O Sum'unlar yani emin merkezleri sayılıyor. Peki bu eyaletler ya da aymaklar daha çok etnik ya da dini inanç sistemine göre sadece coğrafya. Sadece coğrafya. Aha, evet. Ya da ne diyor ona, bizim bir siyasi haritamız mı vardı hocam? Bir siyasi böyle harita diyebiliriz. 21 aymaktan oluşuyor zaten. 21 aymaktan oluşuyor. Ya da yani 21 aymak 21 şehir gibi. Evet, şehir gibi. Şey yani, olmaz değil mi? Evet, bütün aymakların şey vardır. Atıyor birini başına. Evet, devlet ne deniyor atıyorum. Aymak başına? Aymak başına darga yani dark diyoruz. Dark. Yani, çok güzel. Yönetici. Bu devletin atı. Peki bizdeki gibi acaba örneğin bir de seçilmiş mesela belediye başkanı gibi bir olur. O şehri. Olur. Yarı başbakanlık sistemi mevcuttur Moğolistan'da. Orada. Aha. Yok şeyde, şehirlerde. Şehirlerde. Ve mesela belediye başkanı var mı? Belediye başkan var. Bak değil mi? Var. Şehrin bütün işlemini şey yapanlar. O şekilde. Çok güzel. Peki Mehmet Hocam, şimdi şeyde Moğolistan'daki biz bu farklılıkları konuştuk ama bir de aynı zamanda Çin içinde Moğollar var değil mi? Yani sadece Moğollar sadece Moğolistan. Sadece Çin'de değil. Rusya içerisinde önemli bir Moğol grubu var. Çin, Moğolistan, Afganistan'da da vardı söylemiştim. Tabii. Şu an aslında var hala çok az kendi dilini sürdüren Müslüman Moğollar evet. var. Tabii ki Afganistan'daki Afganistan'da. Herat Afganistan'da. Evet. Afganistan'da Müslüman Moğollar var. Çin'de ise aslında en çok farklı Moğol boyu Çin'de. Başlayacak olursam sayarak ana Moğol coğrafyasının önemli bir bölümü Çin içerisinde kalmıştır. Buna İç Moğolistan adı verilir. Bunun tarihi 300 yıl kadar öncesine gider. Tamam. Şu anki dış Moğolistan, siyasi literatürde dış Moğolistan diye geçer. Ama şu anki Moğolistan. Evet, şu anki Moğolistan'ı dış Moğolistan adı. Çinlilere göre. Çinlilere göre. evet, doğru. Moğollar bu adlandırmayı sevmeyecekler doğal olarak. İç Moğolistan, şu anki Moğolistan'ın batısından doğusuna bir yay çizer. Büyük bir coğrafya. Şu anki Moğolistan kadar değilse de büyük bir coğrafya. Birincisi bu bölgede yaşar Moğollar. Evet. İkincisi Mançurya'ya yakın şehirlerde, Mançurya bölgesinde yaşayan Moğollar var. Üçüncüsü... Ama bu Moğollar aynı Moğolistan'da olduğu gibi belki kültürel, etnik ve dil farklılıkları da gösterebiliyor. Gösteriyor, tabii. Evet. Gansu bölgesinde yaşayan Moğollar var. Gansu büyük bir eyalet. Qinghai eyaletinde yaşayan Moğollar var. Ya. Uygurların ağırlıklı olduğu Şincan eyaletinde yaşayan Moğollar var. Demek ki Şincan, Gansu... Qinghai, Mançurya ve İç Moğolistan. En az 5 ayrı bölgede. 5 ayrı. Bunların içerisinde de 2 tanesi Müslüman. Müslüman Türklere yani Salırlara yakın bölgede yaşayan Dongxian Moğolları var. Birisinin sayısı 20 bin kadar, ötekisinin sayısı da 700 bin kadar. 700 bin? 700 bin kadar, evet. Peki... bir yazıları yok. Çin'de yaşayanlar, yani tabii Çin... kültürü ve dili içinde asimile olmamışlar belli ki. Yani etkileşimi olabilir ama yani bu kimliği kendilerine taşıdıklarına göre yüzyıllar geçmesine rağmen korudukları da bir... İki eyalette çok iyi koruyorlar çünkü yazı dili vardı, okulları vardı. Şincan ve İç Moğolistan'da kendi dillerinde okula gidebiliyorlardı. Evet. Ama Qinghai, Gansu gibi bölgelerde artık yazı dili Çince. Tabii, Mançurya'da yazılı Çince çok sayıda Çince sözcük giriyor. Çince baskın oluyor. Durum Moğol dilinin aleyhinde. Bu harita Eski Türk yazıtlarının en yaygın olduğu bölgeyi, Orhon bölgesini içerir.
Yeşile boyadıklarım benim gittiğim, bizzat gittiğim yerlerdir. Yazıtlardan en önemlileri mesela orada Orhon yazan, Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarının olduğu yer. Harbalgas yazan Uygur başkentinin Ordubalık oranın olduğu bölgedir. Sizin sorduklarınızla ilgili Rusya'da Buryat Moğolları vardır. Şu anki Moğolistan'ın kuzeyinde, orta kuzeyinde Buryat Moğolları var. Bugünkü Kafkasya'da yani Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın daha kuzeyinde Kalmuk Moğolları var. Adacık şeklinde. En batıdaki Moğollar, yani Avrupalı Moğollar diyebiliriz. Bizim kaynaklarımızda Kalmak diye geçer. Çoğunlukla bugün Kalmuk diye. Ve Moğolların en batıda olan koludur. Ama şey tanımı ilginçti hocam. Ben işte yıllar önce öğrenciyken Haç şeyine denk gelmiştik de Şam'ı biraz geçtikten sonra Suriye'de bir amca geldi. Aynı şey görünüşü yani Orta Asya bana göre. Ben tam şeyini bilemediğimden. Yardımcı olmuştum kendisine. Hacca gidiyormuş. Bir de şeyle yani zaten belli fazla da zengin bir şey de halde yoktu. Hem teşekkür ederim amca sen nerelisin dedi. Türkçe anlaşmaya çalışıyoruz. Ben dedi Afgan Moğolu demiştim. Yani kendisini böyle iki şeyle tanımlaması için dikkatimi çekti. Yani mesela Afganım demedi, Moğolum da demedi. Ama Afgan Moğolu gibi söylemişti. O ilginç geldi. Yani demek ki belki de bilmiyorum Çin böyle bir şey söyler mi oradakiler ama söyler. O kimliği korumanın tabii. Bence bir tezahürü gibi de geliyor bana. Bir Afganistan'ı oluşturan milletlerden birisi Hezaralar. Onların Moğol olduğu düşünülüyor. Türk olduğunu düşünen de var. Çünkü sistem, görünüş Orta Asyalı bir Türk de olabilir. Orta Asyalı bir Moğol da olabilir. Moğol da Hezaraların Moğol kökenli olduğunu düşünenler var. Çünkü Moğolca ile bağlantılı düşünüyor. Az sayıda dilinde hatırlayan Moğol var Afganistan'da. Afganistan'da da var. Yani şimdi devasa bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii bunun tarihini siz ben tarih konusunda konuşurken dinci olduğunuz ısrarla söyledim. Şimdi daha net ortaya çıktı. Evet. Böylesi devasa bir coğrafyada kültürel etkileşimler içinde aynı zamanda da muazzam bir hareketliliğin de yani yüzyıllar içindeki ya da bin yıllar içinde hareketliliğinden de bahsediyorum değil mi? Yer değiştirmeler var, efendim yazılar değişiyor vesaire. Çok katmanlı. Kısa sürede çok uzun mesafe. Size bir örnek vereyim. Kubilay'ın bir emri, bir fermanı, bir yarlık çıktığında onun ulaşması Hakanlığın en ucuna 2 hafta sürüyor. Bu ulaklar aracılığıyla oluyor. İşte bu sözcük bile tek başına yeter. Sözcük Türkçe kökenlidir, Uygurcadır ama Moğolca'ya geçmiş ulak biçimini almış. O ulak bugün bize tekrar geri dönmüş, Moğolca'dan geriye gelmiş. Şu anki telaffuzu ulak kelimesinin Moğolca'dır. Ama Moğolca'daki kelime ulak. Kurdukları karakollar aracılığıyla bu haberleri taşıyan atlı ulaklar çok hızlı at sürüyorlar. Belli bir karakola gelince atı bırakıp yeni at alıyorlar. Değil mi? Moğol İmparatorluğu'nun Avrupa sınırına kadar 2 haftada bu ulaklar geçiyor. Peki onlara Moğol yerine ben niye sanki Tatar şeyleri denmiş Tatar diye kalmıştı? Değil mi? Ama Tatar Osmanlı'da ulak. Da zaten Tatar biraz Moğol'u hatırlatıyor. Değil mi? Onun karşılığında kullanılıyor. Ama bizdeki hocam şey ya da benim böyle algım sanki Moğol'la Tatar 2 ayrımış gibi. Bugün öyle. Bugün değil mi? Ama evvelden söylenen... Ama Moğollar hiçbir zaman kendileri için Tatar kelimesini kullanmamışlar. Değil. Evet. Bir örnek vereyim. En batı sınırları bugünkü Polonya. Polonya ve Çekoslovakya. Oraya kadar gitmiş Moğol ordusu. Orada kayda geçen Tatar kelimesi olmuş. Hep Tatar olarak adlandırmışlar. En batı sınırları Moğolistan, Polonya, Çekoslovakya, Tatar bu terminoloji karışıklığı biraz da. Çünkü hep Tatar, Moğol, Mongol oluyor değil mi? Oralara kadar dönüyor. Bunlar hep farklı etnik gruplarmış gibi de algılanıyor. Peki çok hızlı ben soracağım. Şimdi günümüz Moğolistan'ına giden birisinin Türkçe olarak anlaşabilme şansını... Yani bu tabii soru şeye de biraz siz dediniz ya öğrenciler ya zaten Moğolca çalışsak Türkçedir. Hani zorlanmayız fazla diyor ama siz dediniz öyle değil bu iş. Evet. Çok yani farklı Türkçe bir dilden bahsediyoruz. Türkçe konuşan yani Türkçe bilmeyen biriyle konuşamaz. Değil mi? Aha evet.
yani gerek anlaşamaz. Siz Türkçeyi öğrendiniz o zaman. Evet, aha, öğrendiniz. Yani, yabancı dil olarak öğrendim. Şimdi sizi gören sanki evde de gittiğinizde yani bir de işte bu dilin bu şeyi var hocam, tehlikesi var. Yani ben kendimden biliyorum çünkü birileri arkamdan hızlıca söyleyeyim bunu, ben Arap dili okudum falan, orada Bedevilerle yaşadım, şunu budur. Birisi hocalarıma Manchester'dan şey demiş, ya bu Vehbi aslında Arap, yani ana dili Arapça ama bize Türk olduğunu söylüyor gibi. Hani iyi konu. Ben bir anda sevindim, özellikle hafta da yalan söylemişim gibi oldu. Şimdi sizi de görünce yani sanki şu an açacaksın, eve gittiğiniz anneniz, babanız, kardeşiniz de aynı devam edecek gibi diyorum. Moğolistan'dan da görüntülere geliyoruz. Şimdi hocam benim anladığım burada Moğolistan'da çok güçlü geçmiş ile bağları koparmama değil mi? Bir şeyi var. Yani bir çadır kültüründen tutun da efendim şeylere kadar, aymaklara kadar değil mi? Dil her ne kadar çeşitli yüzyıllarda değişmiş olsa da yine de bir günümüzde bir bağ var. Siz de öyle hissediyor musunuz? Kesinlikle geçmişe var. Dair. Aha, bilmiyorum. Bunu var. Çalışan Mehmet hocam da. Evet. Bu sizin sözünü ettiğiniz dil olayına geleyim, anlaşma olayına. Eğer anlaşma, ama son dakikadayız hocam. Bir iki kelimeyle olursa bir oldu. Oldu. Peki anlamda oldu kelimesi var. Oldu. Bunun oldunun Orta Asya'daki şekli boldu. Boldu. Boptu der. Kırgızlar, Kazaklar boptu. Moğolcayı dersek eski yazılışı bolba ama bugünkü telaffuzu bolva. Yani bizim olmak kelimesi orada. Peki kelimeden hareket edersek anlarız. Ne kadar anlıyoruz. Doğru. Elma dersek elma, onlar da alma. Alma. Böyle şeyler peki. Var. Hocam ben gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir program oldu. Yani bilmediğim alanlar, çok şey öğrendim. Ve yöne coğrafyamızın, biz yine hep böyle kapatıyoruz hocam. Tam başlamıştık aslında konuşmaya derken bakıyoruz bize verilen vakit sona ermiş durumda. Profesör Doktor Mehmet Ölmez hocama gerçekten çok teşekkür ederim. Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünden, İstanbul Üniversitesi'nden ve ayrıca Ganjidma hocama da çok çok teşekkür ederim. Efendim bu programda Moğolları, Moğolistan'ı, Moğolların gizli tarihini konuşmaya çalıştık detaylarıyla. Haftaya yeni bir bölümde birlikte olmak üzere. Hayırlı akşamlar dileriz. İyi akşamlar.